Cümleten selamünaleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Yavaştan bir Bannerlord serisine başlamak istedim. Bakalım nasıl gidecek. Şu anda bir deneyimleyeceğim. İnşallah güzel olur. Bakalım neler yaşayacağız. Yeni sefer diyorum. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Oyunun hikayesiyle beraber mi oynamak istiyorsun? Aha evet, hikayeli oyuncu. Orduları karşılarına çıkan düşmanları darmadağın etti. Tamam. Bu Kallardia mı? The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south. Sarrani'de oluyor değil mi bu? All was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the empire snap. Then comes the civil war. Burada bir civil war gelmiş. İç savaş. Burada da herkes bölünüyor o zaman benim anladığım. A time of hatred. Aleykümselam, hoş geldiniz. A time of suffering. Burada büyük bir savaş çıkıyor. Herkes dağılıyor. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. Sinek Harun! As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of geliyor. And bring forth a new world. From the ashes of the old. Haydi bakalım. Bannerlord serimiz buradan itibaren başlar. Bir minik bir özet geldi. Yani burada anladığımız, kendi aralarında bir çatışma çıkıyor, bir şey çıkıyor, herkes dağılıyor ve böylelikle yeni liderler falan filan ortaya çıkıyor. Şimdi burada Dentis, sana hemen soruyorum. Oyunu bilmeyenler için de buradan öncelikle öğrenelim. Şimdi burada medeniyetlerimiz var. Warband'da işte Rodok, Nord, Swadia, ondan sonra ne bileyim işte Sarranit falan filandı. Burada şimdi bana bir medeniyetlerin böyle minik özetlerini geçsen yeter atıyorum. Vlandia'nın olayı ne? Sturgia'nın imparatorluk, Aseray, Kuzayit, Batanyalı. Yani Vlandia, Swadia gibi düşün. Tamam. Sturgialar Vikingler. İmparatorluk zaten direkt imparatorluk. Okay. Aseraylar Araplar, Sarranit. Tamam. Şimdi bu biraz onun öncesini anlatıyor. Warband'in öncesi olarak. Okey. Kuzayitler Türkler zaten. Kergitler olarak geçiyor. Aha. Batanyalılar da galiba Nordlar olması. Batanyalılar da okey. Senin oyun tarzın çift el, yani çift elli gibi galiba. Yani ben çift el falan oynamak isterim single'da. Daha güzel olur. Çift el ok ağırlıklı oynamak isterim. Öyle oynamak çift için. Çift el ok Batanya. Yani o zaman çift el ok Batanya oynuyor. Okay. Ya yan oynuyorsun. Atsız. Herkes Kuzayit diyor da atlı okçu Mert'in tarzı değil arkadaşlar ya. Ben atlı okçu çok oynamam arkadaşlar. Yok. Kuzayit'i biliyorum. Tuğkan abiye de çok diyorlardı böyle ata bin falan çok bunaltmışlardı, o yüzden söylüyorum. Yo ben atlı okçu falan çok oynamam. Ben biraz daha hatta attan inip hani atla da oynarım. Attan inip böyle çift elli ok mok bu tarz kapışmak istiyorum. O yüzden bence Batanya bana uygun gibi geldi. Batanya'da Nordları mı temsil ediyor Warband'daki? Ona mı yakın? Ya ileriki seviyelerde Nordları da evriliyor diyebilirim. Nordlar da öyle değil miydi? Okey tamam. Balta malta falan filan. Aynen. Şimdi o zaman biz karakterimiz olarak biz medeniyetimizi seçiyorum. Batanyalılar. Özetinde geçeyim size biraz. Batanyalılar Calradia'nın kuzeyinin ormanlarına kaplı olduğu imparatorluğun ve kentlerin bu ormanların kutsallığını bozmadı falan filan Inter Milan. Ormanlarda %50 daha hızlı cezası, %15 görüş mesafesi bonusum olacak. Batanyalı yöneticilerin sahip olduğu kentler artı bir millet üretimine sahip olur. Yerleşkedeki kent projelerinin yapımımızı... Tamam, bunlar çok önemli şeyler değil benim için. Şimdik abi onlar. Aynen. Şimdik babacım. Sinek Harun'u ben bir seçeyim. Şimdik Sinek Harun şöyle bir şey. Erkek seçeceğim zaten. Ses perde bakalım. Form a ring! Make a shield wall! Move to enemy! Form a shield wall! To ladders! Let them advance! Şimdi bence Sinek Harun sesinin biraz ince olmasını istiyorum ben. Evet. Make a shield wall! Make a circle! Take them
Ya 3 ya 4. Shoot arrows. 3 iyi, 3 iyi, evet. Şimdi götü yere yakın olandan korkacaksın. Sinek Arun'un cüce olmasını istiyorum. Gerçekten böyle harbiden yerden geldi mi şey yapacak. Biraz kilolu, kaslı, şöyle hafif kilolu, tamam mı? Sinek Arun'un şeyi bu babacığım. Ondan sonra yüzüne gelirse kendisinin şöyle yüzü aynen şöyle tatlı. Elmacığı biraz yüksek. Elmacığı hafif şöyle ayarlı elmacığın. Ondan sonra şöyle ayarlarsak. Evet gayet güzel. Yüz keskinliği. Yüzümüz keskin olacak. Aynen öyle. Şakak genişliğini de şöyle ayarlarsak. Gözlerinin arasında şöyle yapalım. Çok da şey göstermeyeceğim abi Sinek Harun'u. Burnuna asimetri versene abi. Biraz asimetri. Şöyle bir asimetriklik vereceğim. Ondan sonra gözler. Çok iyi. Gözünün yeri mükemmel. Bu adamın gözleri büyük olacak baba. Bu adamın gerçekten gözünü gördüğü zaman millet korkacak. Hafif gözleri çekik. Göz kapakları. Oo, açık olsun full. Bak bu çok korkutucu bir tipe dönüyor bak. Biraz bu adamı. Benzetti. Evet biraz tehlikeli ve bunu görecek adamın korkması lazım yani anladın mı? Gözlerin iyiyle oynamayacağım. Ya işte asıl işte herkes gördüğü zaman küçümseyecek ama Sinek Arun'un. Oo bak harbi korkunç oldu. Gözler arasında. Çilekteki kısa boylu adama benzedi kral var ya. Biraz ona benzedi. Arnat. Uzun saçlı var ya. Biraz da bak şöyle asimetriyi çaktın mı? Aha. Oğlum kapkara bu. Kapkara yok mu? Sinek Arun. Kapkara. Ama burun. Burnu biraz uzun olacak. Burnunun da biraz. Asimetrisini hilal yapabilir miyiz? Dur bir dakika hallederiz oraları. Şöyle yapalım. Burnucumuz. Burnucunu biraz şöyle yükseltelim. Burun boyutumuz. Bu adamın lakabı Sinek Arun ama koca burun bir yandan da anladın mı yani? Bu adamın gerçekten burun delikleri küçücük olsun. Her zaman grip gibi dolaşacak. Harbi karakteristik bir tip yapıyorum ha. Albenisi var ya. Var. Burun açıklığı ne la? Burun yapısı tamamdır. Burun asimetrisi. Aynı zamanında gibi. Küçükken çok büyük bir kavgaya girmiş ve o kavga sonucunda haydutlar kendisini yatırmış. Burnunu kırmışlar. Ağız. Şöyle ağız normal. Ha, sürekli şöyle bir güzel bir gülüşü olsun. Dudakları kalın. Ağzı iyi. Alt dudağı da kalın. Kerta dudakla yakışır ya buna. Ay, dudağı şöyle. Tam bir sigma oldu ya. Botokslu gibi. Bu arada bir şey diyeyim harbi. Sigma Patrick var ya Singer Pop'ta o. You got that. Squidward mu dedin? Onun Sigma halini yapmışlar ya ona benziyor. Göçtürür. Korktum lan. Şey çene yapısı da şöyle. Ağzını niye öyle yavşaklıktan? Bak şu an harbi sağlam karakter oldu ha. Saç benim için en önemli kısımlardan birisi. Kel bence ya. Yok. Kel yani ortası kel var. Ortası kel var çok iyi. Dur. Tehlikeli bir çar yapacağım. Şey karıcım editleri için bence kel olmalı ya. Yok. Sen yok, açtın ya yok. Yayında karıcım diye video. Gel. Kel olmayacak. Bu oldu bence ya. Gargamel saçı yok mu? Uy yalnız bak tam Sinek Arunluk değil mi? Karizmatik ve psikopat. Saç rengi ne olmalı lan? Beyaz. Sarı. Kendine tam ters bir renk olsun abi. Sarı ama böyle şey sarı. Tarık Mengüç sarısı kanka böyle. Tarık Mengüç sarısı. Aynen öyle. Sakallar da sarı. Bak sakal ne ekleyebilirim bir dakika. Bu adama bence bıyık gidelim. Bak mesela şöyle bir şey de olabilir. Aynen Tarık Mengüç'e benzedi ya. Oğlum şu an bak harbi güzel oldu bu arada karakter ya. Bu dur bakayım. Sinekliği gitti ya. Karizma oldu oğlum. Abi biraz karizma olsun zaten Sinek Harun. Lan bu adam kral olacak lan. Bak baba bu. Ben bu. Evet. Ben bu. Hulk Hogan'a benzemedi mi? Harbi evet. Yüz boyalar. Aha. Yara verebiliyor muyum? Dur bakayım bir. Hordi oldu lan o gözleri boyunca. Şu mu? Şu çok güzelmiş herhalde. Evet. Ama biraz Viking'e döndü sanki çar. Yok lan bayağı Sinek Harun. Bayağı Sinek Harun arkadaşlar. Bir önceki Sinek Harun'la aynı oldu gibi. Öncekine göze atmıştık galiba. Göze atmak lazım ya bence. Evet. Öncekinde de böyle göze atmıştık. Ya bu adam psikopat bir adam anladın mı? Bu adam ya şu ya da bu. Ya da RPSL olacaksa böyle dayak yediğim bir savaştan sonra da yara koyulabilir. Sonradan da eklenebiliyor diye. Bence bu çocukluktan itibaren olsun. Sokakta bu kavgada burnunu doğru kırıldığı işte. Kavgada gözünü de kesmişti. Ben çamukaz. Çamukaz. Tamam bak şöyle yapalım. Bence bu çok güzel oldu. Sonraki. Tamam. Şimdik. Ailemizi görüyoruz. Şimdi benim ailem ormancı. Tamam mı? Burada taktik kasmayacağım. Kendi kendime şu anda güzel bir hikaye yazıyorum. Ahmet'im hoş geldin. Şimdi ailemiz ormancıymış. Tamam mı? Çocukluğun bak. Çocuklu abi bak ya. Allah Allah. Olmaz tatlı ya. Çocukluğunda öne çıkan özelliği. Bu çocuğun öne çıkan özelliği. Liderlik ya. Yok. Muhammed'im ne liderliği? Bu çocuğun özelliği fiziksel gücü. Götü yere yakın ama gerçekten çok tehlikeli bir fiziksel gücü var. Kimsenin beklemediği fiziksel gücü yapıştırıyor geçiyor. Ondan sonra köydeki bütün çocuklar gibi tarlada işlere yardım ederdin. Ayrıca da onun yanında köyün köyün demircisinde bir çalışmaya başlasın bu. Sinek Harun. Köyünde oy gençliğe bir bak. Savaş hiçbir zaman uzak değildi kalelerde büyüyen bir genç için. Sen şimdi bu çocuk askerlere falan katılmasın. Tamam mı? Bu çocuk kampa gitsin ya. Ya kampa göndereceğim. İzci mi piyade mi acaba ya? Dur bakayım bir. Kampa gönderek mi bunu? Ya izci ya kamp. Ne veriyor? Kurnazlık veriyor. Ne işe yarıyor kurnazlık? Kurnazlık insanların neler yapacağını tahmin etme. Ya İzciler de ne veriyormuş? Binicilik ve okçuluğa bir odak puan dayanıklı. Baba bence izcilerle birlikte at sürsün bu. Böyle gidelim. Sürelim. İmparator.
Geliyor. Bizlerle birlikte at sürelim. Tamam. Maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarısı, bence bunun en büyük başarısı da tehlikeli bir hayvanı avlamak olsun. Savaş falan değil. Tehlikeli bir hayvanı avlamak olsun. Bak burada şey de önemli. Mert. Aşağıda mertliği artı bir diyor ya mesela. Aha. En aşağıdaki insanlarla iyi geçinmeye basarsan 3 özellik falan veriyor. Mesela merhamet, cömertlik, onur falan veriyor. Ama namaz oluyor. Az namla başlıyorsun. Daha fazla turnuvaya girmen gerekiyor. Bence bu çocuğun tehlikeli bir hayvanı avlamak olsun. Baba biraz da karınca yiyen gibi. Farklı bir şeyi başlasın yani, anladın mı? Aha. Kallade'deki ailelerin birçoğu gibi senin ailenin hayatı da savaş yüzünden alt üst oldu. Ardı arkası kesilmeyen ordular evinizi talan etti. Sonunda evinizi sattınız ve baban, annen, erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duyduğunuz yeni bir kente doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşamadınız. Yolda kaldığınız Han akıncıların saldırısına uğradı. Ebeveynleriniz öldürüldü ve küçük kardeşleriniz ele geçirildi. Lan! Ama sen erkek kardeşinle birlikte hayatta kalmayı başardın. Çünkü onları oyuna getirdim. Ya oyuna getireceğim. Ama bir şey diyeceğim. Birazdan şeyimiz olsun, gücümüz ya. Oklarla savuşturmuşuz akıncıları ya. Ya da bir akıncıyı etkisiz hale getirelim. Aynen. Aynen. Oğlum kardeşim Tarık Mengücü'ye benziyor lan. İstedik o kadar. Oh, abi darbe benziyor lan. Ulan ya. Tamam. İsmine gir. Bence direkt Harun diyelim. Tamam mı? İsmi Harun olsun. Sinek Harun mu yazsam ya da direkt ya? Sinek Harun olsun. Abi bizim karakterimizin adı Sinek Harun. Okey. Medeniyet, Batanya, aile, ormancı. Burada geçeceğimizi görüyoruz. Hatta okumak isteyenler için detaylı şöyle göstereyim. Durdurup okursunuz YouTube'da falan. Tamamdır. İntikam ve kurtarma görevi için kardeşinle yola çıkmaya hazırlanıyorsun. Karakterini oluşturdun. Hazırsan devam et ya da değişiklikler yapmak için geri dön. Şimdiki zorluk ön ayarları. Dentist ne önerirsin? Kapılcı kardeş. Niye? Yani şöyle biraz böyle lose alıp hikayeyi lose'dan böyle güçlü karakter yormak istiyorsan tabii arttırabiliriz ama biraz böyle taştan tek yeme durumlarında çok tilt olurum. Ha öyle şeyde tilt olurum. Direkt tilt olurum. Çapulcu ayarı o zaman. Çapulcu tamam. Ayarı güzel kardeş. Tamam çapulcu iyidir babacığım. Devam ki o zaman. Iron Man falan onları açmıyorum zaten. Buralara da açmıyorum. RP ile gideceğim. Çok şey yapmam. Başlattım oyunu. Haydi bakalım. Chat iyi odaklanın. Kardeşim 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Farak ve Ayten'i nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mısın? Benim kaybedecek zamanım yok. Evet kaybedecek zamanım yok. Benim eğitimlik bir şeyim yok. Eski esporcuyum. Bir şey daha var. İnsanları biraz bizi ciddiye almasını istiyoruz. Yakında insanları savaşa sokabiliriz. Ailemize soylular gibi bir isim ve sancak. Oo, direkt soylu mu başladım ben? Başlamadım herhalde ya. Aa harbi oldum lan. Bildirim. Eğitim alanından ayrıldıktan birkaç saat sonra bir ağacın altında yatan yaralı bir adama rastladın. Suyunu onunla paylaştın ve yaralarını elinden geldiğince sarmaya çalıştın. Sana seyahat eden bir doktor olduğunu söyledi. Yardımlarının karşısında sana küçük bir bronz parçası verdi. Parçayı kesin kendisine ödeme mahiyetinde veren savaşçının bu parçanın Neretses'in budalalığı ile bir ilgisi olduğunu iddia etti. Söyledi. Parçanın çok değerli olabileceğini düşünüyor. Bu ne lan? Soyadını seç. Sinek Harun. Mengüç. Hayır. Harbi lan Mengüç oğulları yapalım mı? Mengüç oğulları mantıklı bak. Kardeşimiz de benziyor. Yap Mengüç oğulları. Şimdik. Sancağımız. Babacım kurt nerede? Direkt kurt yok diyebilirim. Kurta benzeyen bir ayı var mı? Ayı yapak ya. Ayı var. Hayır. Kurt yok mu? Şu solda köpek veya sağdaki ona kurt diye kamera. Kurt ben de buna kurt diyorum yani. Da kurt diyek ya. Modları falan var ama kadar detaylı değil. Oba. Kırmızı beyaz ya. Şöyle iyiyiz bence. Bence böyle gayet iyi. Kartmayın bir yakıştı abi. Ahmet'im. Saçlara da yakıştı. Ben öncelikle şuraya gidip hemen kendi bildiğimce biraz ilerliyorum. Bir şey olsa zaten size sorarım. Öncelikle ben bir asker toplayayım, toplayabildiğim kadar. Ha yetiyor değil mi lan param? Yetiyor abi. Tamam, ürün satın al diyeceğim. Ondan sonra kendime bir gerek yok babacığım o kadar basit şeylere. Ben kendime bir tahıl aldım biraz. Bir de bu adamlar şimdi burada pahalı mı? Çok pahalı. Siktir et baba. Ve askerlerime ucuz mal yedirmem. En kaliteli tahıldan aldım. Üstüne de aslanlarım. Bir parça da tereyağı aldım. Ekmeği yaptığı zaman bir de kendine sürsün yesin. Şimdi karakter. Özelliğimiz var mı? Serbest odak. Var bir. Çift elli gidebiliyor muyum? Ben bir çift elliye bir tane vereceğim. Tamam mı? Çift elliden bir ilerlesin. Orman haydutları gelin bakayım aslanlar. Sizi bir sikeyim. Ya teslim olursun ya da ölürsün eşkıya. Gel saldır. Kral Ragnar mı? Ömrü uzun. Ömrü uzun olsun. Aman benim ihtiyacım yok şu an hiçbir şeye. Nerede baba bu adamlar? Aslanlar neredesiniz? Alt tuşuna basarak görebiliyorsun nerede olduğunu. Aman adamların yerini gördük.
Şu adamın şeklini görüyorsunuz mu chat? Karizmaya bak ya. Kafanı çevir oğlum etrafa. Şöyle bir bak bakayım. Hah. İlkler çok iyi ya. Şey mi bilmişiz biz? Biz bakayım mı? Yük beygir diyor lan harbi. Ordu gel benimle. Gel benimle. Ben şimdi yavaştan bir ordumu götüreyim. Hemen taktiğimizi kasalım. Elemanlar okçu gibi uzaktan gelecekler. Beni takip edin. Hemen şuradan ilerleyeceğiz. Yakalanmadan babacım. Şuranın arkasına gel. Karabasan ve Karabasan. Geç bakayım buraya. Geç. Adamlar yaklaşmadan. Aynen öyle. Pusun etrafa. Ben şuradan bir tanesini vuracağım şimdi. Amına kodumun şakalı seni. Hücum şimdi. Hücum. Kafadan vurdum. Hadi. Hadi aslanlar. Mına kodumu vurdum bir daha. Yardır. Arkadakinin kafaya vuruyorum. Oğlum benim oklar niye vurmuyor? Abi vuramıyorum gibi ama. Hah. Gel skillin az ya biraz. Tamam yiyin onu. Sakın ölmeyin. Nasıl bağırıyor karakter? Karakteri nasıl arttırıyor? Ordum doğrusuna bas. Asıl tut. Tamam. Şu bir babacım. Şu bir. Namımızı aldık, moralimizi kazandık. Evet, tutsak, siktir et, bırak ne bakıyorsa yesinler. Evet, şimdilik. İlk başta ben iki okçu, iki piyade ilerleyeceğim. Kardeşlerim bak, gördün mü? Bak, şu an arkada asker ve tutsak bırakıyorsun. Emin misin? Evet, eminim. Tamam, şuradan şunları da alalım. Bunlar da bizim aldığımız ganimetler. Ganimetleri de çektik. Buraya bir köye gidelim yine. Alabiliyorsam asker alayım. Aldım, çıktım. Devam ettim. Şimdilik babacım, benim burada gelişmek için öncelikle bir şu şehre doğru ilerleyeceğim. Orada birini mi gördüm ben? Orada kuvvetli bir eleman var gibiydi. Öyle biraz hızlı ilerleyelim. Ben bunları sikerim ya. Gel bakayım gel. Gel kaçma gel. Gel oğlum gel. Gel. Mert babadan kaçma gel. Gel. Hadi bakalım. Bize bulaşırsan bedelini ödersin. Hadi bakalım. Kim kime bedel ödetiyor? I'm in command. Aslanlar gelin benimle. Gel. Yerleş şuraya. Okçular arkaya geç şuraya. Forward. Haydi bakalım. Kurulun. Everyone. Sıkın. Sık şuna sık. Piyade! Saldır! Helal lan size! Helal lan aslanlar! Çiğ çiğ yiyin lan o bebeği! Çiğ çiğ yiyin! Gel şimdi sıra sende. Bu da sizin eşkıyaların liderime. Okçular! Okçu geri gel! Okçu bana gel! Gel baba! Haydi bakalım gel! O kaçsın bırakın aslanlar! Bırakın! Geliyor lan! Şakala bak lan! Kafasına vurdum. Atını düşüreceğim. Sakin olun aslanlar. Atını düşüreceğim. Tamam o düştü. Geçiyorum. Şimdi yedim seni oğlum. Şimdi seni yedim lan. Çakal onu çakal. Tamam ben de o. Ordu şuraya geç. Bekleyin beni. Abiniz öldürüp gelecek onu. Kaçma lan. Kaçma çakal. Sen kime? Eski kurta bulaşıyorsun koçum. Gel buraya gel. Eşek de kovalarım adama eşek. Abi. Oğlum ok vurmuyor ki atın üstünde ya. Yedim onu izleyin. Gel. Dur oğlum. İn o attan in. İn lan attan in. Daha başındayız chat izleyin. Daha bu karakter neler yaşayacak. Daha gelişeceğiz. Eşkıya. Almıyorum. Tutsak almayacağım abi. Benim şeyim uymuyor. Şimdi 3 tane daha piyade yükselteyim orayı. Şu an sağlam ilerliyorum bu arada bence. Şu an tamam. Battanya şu. Bizim burası battanya değil mi? Ben yanlış değilim.
yeşiller batanya. Sol üst olmasa. Burası imparatorluk. Ha, bura bizden değil bunlar o zaman. Yok, burada default başlatıyor. Sol üstte yeşil taraf var, orası batanya. Tamam, ben batanyaya doğru ilerleyeceğim. Şimdik görev. Görevimiz neymiş? Klanını kur. Bizim şu an oyundaki amacımızı söylüyor. Diyor ki babacım, dinarını arttıracaksın. Ekibini 20 adama çıkaracaksın. Klan rütbesine ulaşacaksın. Yoldaş edineceksin. Senin görevin bu. Bu farklı bir görev. Biz o zaman gelelim şuradan hemen. Asker toplayalım yine. Ondan sonra çıkalım ve şehre doğru ilerleyelim. Chat iyi izleyin buraları. Bu aralar bir daha gelmez. Şimdik buraya geldin ya. Ticaret. Babacım ihtiyacım olmayan kancalı ok sat 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 sat. 695 alınacak. Tamam. Şimdi burada tahıl ne kadar? 47. Ben kaç aldım? Satışı 6 mı bunun? Ya eskiden 9-10'a satılıyordu. Enflasyon buraya da vurmuş gibi kanka. Allah belalarını vermesin. Han bölgesine bir gidelim bakalım. Han'da ne yapıyorlarmış? Ah. Canım anam, canım babam. Keşke burada siz de olsaydınız. Keşke sizinle beraber şu masada otursaydık. Ah. Köyümün kokusu gibi. Usta. Yemek var mı usta, yemek? Usta. Ancak kadın olması lazım, orada yok mu? Ha bak, sağda sürahi dolduruyor. Hemen ilgisini çektim. Size ne getireyim beyim? Bir tabak zeytinle birlikte yöremize özgü bir kadeh yerel şarap. Olur. Hemen hazır olacak öyleyse beyim. Eyvallah. Kraliçem. Dal meyhaneci. Bu kilimi dokuyan kör oldu. İşte o kilimi dokuyan benim. Hadi lan, nerede yemeğim? Alkışlasanız amına koyduklarım. Hancı! Hancı! Nerede benim zeytinyağım ya? Ben buradan çıkarım arkadaş. Bir daha da buraya gelmem. Bir daha da buraya gelmem. Nerede lan benim zeytinim? Bu yemeği gerçekten çok beğendim. Bütün adamlarıma verilmesini istiyorum. İstemem, teşekkür ederim. Ne yapıyor? Çocuk lan bu. Turnuva var mı lan bu şehirde? Tamam, yok. Çık abi. Benim şu an oyundaki ana amacım turnuva aramak. O yüzden... Bir araya gireyim. Arenaya girip bir arenadaki adamla konuş. Turnuvaları öyle görüyorsun. Ha, yer sor diyorsun. İşte burada savaşacağız chat. İyi izleyin. Yani şehirlerin yanında ikon çıkıyor. Onu da bu tetikliyor. Tamam, şu an turnuvaların nasıl yürüdüğünü anlat. Dövüşmemiz için para mı? Dur bakayım. Yakınlardaki kentlerde turnuva var mı? Sanepo, Asgard. Tamam. Sanepo ve Aspar, değil mi? Asgard, okey. Arama vardı sanki bunda ya. Şehri bulabiliyordun direkt. Buradan direkt görürüm ben ya. Sanepo. Anepo, Sanepo. Asgard, Aseray'da ya. Asgard bize uzak ya, o şuralarda herhalde. Aseray'da aşağıda. Solda. Ha, aşağıda mı? Ha, o da burada. Biz Sanepo'ya gidik ya. Zaten yukarı. İnşallah yolda bizi haydutlar çevirmez Johnny. 11 askerle çevirmezler gibi düşün. Ya götü yiyen çevirsin, ben ilerliyorum. Peki şu an bizim kurduğumuz modlar çalışıyor mu? Sanırım çalışmıyorlar. Bir dakika, çalışmıyor bir gibi girsene. Sanki la. Bir ne? Şehre bir girsene. Şehirlerden birine tıkla, çalışmıyor gibi Mert. Niye çalışmıyor? Daha yeni kurduk. Bir sürü mod kurmuştum ben ya. Evet. Atölyeden dün kurduk da. Modlar gitmiş olabilir. Güncelleme falan atmışlar. Bilmiyorum ki. Güncelleme atmadı ya oyun. Yok, gitmiş. Allah Allah. Değişik lan. Neyse, turnuvaya bir katılalım. İnşallah save patlamaz modu eklerken. Ben modda oynayacağım çünkü. Şimdi babacığım, ben buraya katıldım. İlk turnuvamız. Tabii ki de kendime bahisi koyacağım. Çünkü kaybetmem imkansız. Amına koyayım, bunu verirsen kaybederim. Gelmeyin lan.
Soldaki şeyi kapatamıyoruz mu? Tamam, öldükçe gidiyorum ben. Şunu da gel buraya, gel. Şu an beni kimse öldüremez burada. Kim var uzakta? Gelin abi. Hadi aslanlar, hadi inin, hattan inin. Mına koyayım, çük kadar boyun var zaten, beni bir de yardım. Hadi. Tamam, biz aldık burayı bizim ekiple. İzle şimdi chat, izliyor mu? Ulan artistik bir şey yapayım dedim, elimde kaldı. Çok iyi. Vurdum yine bir abaysı. Katıl. Dayan Jason. Oğlum benim okçumu niye araya alıyorsunuz? Siz düşmansınız. Geldim ona. Jason vur abisi. Jason! Helal lan, kalkanın önüne geçtim. Özlemişim ha oynamayı. Özlemişim. Helal, eyvallah. Jason hadi abisi vur. Gel bakalım, bıraktım kalkan aslan. Hadi hadi gel. Gel gel, hiç vurmayacağım sana. Jason'ı öldürteceğim seni. Gel, sınırsız blok, hadi. 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 Hadi hadi. Hadi. Hadi lan hadi. Ben ölmem. Jason vur artık lan. Bu kadar basit. Çok iyi. Buradan iyi bir parayla çıkacağım. Hadi Jason. Jason ben onu alacağım. Hadi Jason. Dayan aslanım. Dayan aslanım. Dayan aslanım. Geldim. Vur onu şimdi okla. Hadi gel. Beni yenemezler arkadaşlar. Ayık olun harbi, ölmem ya. Son. Karşımda Jason. Katıl. Gel bakalım Jason. Bunlar hayır, oyuncu bot. Oğlum bu niye işlemiyor lan yumruk buna? Hiç bak bağırmadı, anladın mı? Hani artık kazandı. Ne kadar kazandım? 3 nam deri omuzluk, 1740 da para kazandım. Şu an çok iyi. Çıktım. Kaleye gidebiliyor muyuz? Rüşvet öde diyor. Allah belanı vermesin. Asker toplayabiliyor muyum? Asker de toplayamıyorum. Ticarete bir gidelim. Bu ne kadarmış bu bana gelen şey? 850. Şimdi bunu kullansam mı, kullanmasam mı? Zırh seviyesi 2, gövde zırhı 7, kol zırhı 7. Bence kullanayım. Satayım. Bu zaten gücüm falan yetiyor. Bitti diyelim. Çık diyelim. Şimdi buradan çıktık. Kim lan bu? Burada bir artist gördüm. Kimsin lan sen? Now then. Dur bakalım, daha fazla yaklaşma. Kusura bakma ama insan ne kadar temkinli olsa azdır. İsmini öğrenebilirim. Bana Sinek Harun derler. Bunu bir yere yaz. Adımı çok sık duyacaksın. Ben imparatorluk tarihindeki en tanınmış ailelerinden biri olan Neretses hanesinden Penton.
Sanıyorum ananı dikeyim, benim turnuvaya gittiğimiz yerin lorduymuş lan. Neresesin, bu dalın nedir efendim? Bazı insanlar bunu 1077 yılında gerçekleşen Büyük Pendrak Savaşı olarak adlandırır. İmparator Neretses, Sudurgeler, Batanyalılar ve Vilandiyalılardan oluşan bir ittifakla savaşmak üzere Kuzeyitlerin ve Aseraylıların eşlik ettiği bir orduya önderlik etti. Onun için bir felaketti, ölümüyle sonuçlandı. Ama galip gelenlerin durumu da daha iyi olmadı. Anlıyorum. Peki, beni tanıyor musunuz? Artık gitmeliyim. Sektere git, amına kodumu seni. Öyle babacığım, ben şuradan bir yolun arasından bir yolumu bulayım. Yanımda da lord var. Amını sikiyim. Benton yanımda şu an. 50... Aa, reis yanımda, reis, reis yanımda. Hadi bakalım, sıkıntı yok. Benim hiç ordu geri gel abisi. Forward! Siz şuraya geçin. Bizimkiler ölmesin. Siktir et. Benimkiler köşede, siz orada mangal yapın, geliyoruz. Bizimkiler ölmesin. Ama bu sahtekarlık bu böyle. Oğlum benim karakter de şu an lord gibi ha. Aslanlar hadi. Retainer lord. Pelerin çok şekil oldu ya. Şu an iyi oldum ya baya. Zaten bitti muhtemelen savaş. Ordu gelene kadar ben bunları bir çiğ çiğ yiyeyim burada. Nasıl vurmaz ya? Nasıl vurmaz amına koyayım? Lan! Sikerim ya! Karakterin gücü yok oğlum. Biraz Morbent dinamiklerini sıkıntılıyız ya. Kırın lan bebeleri, kırın! Nerede diğerleri? Pirana gibi yedik lan bebeleri. İşte bu. İşte bu. Ne, bana niye %6 pay verdi? Savaşı ben... Bu ne işareti lan? 6 saat boyunca düzensiz ha. Savaştan çıktığın için. Abi o %10 şeye göre mi acaba? Sende 10 kişi var, onda 100 kişi falan var ya. Ona göre oranla evet, veriyor. Evet, muhtemelen ona göre veriyor. Aha, o haydutlar bize fazla sorun çıkarmadı. Tamam. Şimdi ayrılalım. Bununla artık kanki olduk. Bir tane şehir başkanı artık benim kankim. Lan yavaş yana bir ilerleyelim. Bu da bir at ordusu. Ne o? Sen kimsin lan? Çakal. Well, good day to ya. So, who might you be? Sen kimsin dedi. Bana Sinegarun derler. Bunu bir yere yaz. Adımı çok sık duyacaksın. Ben Vasip Lops. Seninle bir alıp veremediğimiz olduğunu sanmıyorum. Olamaz zaten. Eğer bir gün savaşçılarla çalışman gerekirse ihanete uğrayanların lejyonunu düşünmelisin. Biz sözüne ve sözleşmene bağlı kalmanın ne demek olduğunu biliriz çünkü. Sözünde durmamanın bedelini gördük. İyi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Şakallık yapmayın. Devam edin. İşinize gücünüze bakın. Şimdilik baba. Benim yerim neresiydi? Yeşil mi benimki? Aynen. Aman. Batanya. Benim artık buraya gelmem lazım. Haydi bismillah. Yolda çevrilmeden şu Batanya'ya bir geçelim. Ordumu çünkü Batanya'dan toplamam gerekiyor. Orada bir savaş olursa sıçardım onların ağzına. Götü yiyen çıkabilir karşıma şu an. Ben orduma güveniyorum bu arada. Karakterimizde bir gelişim gelmiş. Benim çift elli öğrenmem lazım. Yalnız beni şu an tek elli kullandığım için tek elli üzerinden ilerletecek. Kalkan darbelerinde %50 hasar ve daha uzun sersemleme süresi, tek elli silahlarla 120 harcıyor. Kalkan duvar formasını düşünün. Bence şunu yapalım. Kişisel olarak ilerleyelim. Çift elli binicilik üzerinden bir puan vermem lazım. Atletizm üzerinde bir şeyim var. %3 dövüş hareket hızı neymiş bu? %3 artı dövüş hareket hızı. Askerleri de aynısı. Aa bak bu iyiymiş. Can puanı alalım. Can güzel. Şimdi ben bir binicilik arttırıyorum. Atletizm arttırıyorum. Çift elli arttırıyorum. Bir de okçuluğu arttıracağım. Ondan sonra böyle ilerleyeceğim. Peki çift elli üstünden mi gideceğiz? Tabii tabii. Çift elli ve çift elli ve ok üzerinden ilerleyeceğiz. Para elli kazanma çapı konusunu ne düşünüyorsun? Ha? Kanka para kazanma konusunda diyorum ki ticaret yapayım bir yandan. Eşek satakla abi. Ben bunları sikerim. Kaçıyor zaten. Gel buraya amına koduğum. Kaçmasan ben kaçacaktım. İzleyin. Neyi konusunda emin miyiz? Oha. Ok konusunda emin miyiz? Evet evet eminiz, rahat olun. Şimdi bunları pusuya düşüreceğim. Şimdi pusuya düşüreceğim. İzleyin bu pusu taktiğini herkes bilmez. Okçular geçin bakayım şuraya. Bak şimdi iyi izle. Piyade. Sıra. Kalkan duvarı. Kalkan duvarı kanka, niye duvarı? Bak. Et duvar, et. Sen anlamazsın, et. Askerler, bu savaş bizim için çok önemli. Kalkan duvarında kalkanınız olmayabilir. Ama bedelini onlara ağır ödeteceğiz. Duydunuz mu? Bedelini onlara ağır ödeteceğiz. Okçular hadi, sıkın! Adam çırpan da gelmiş. Ben de ineceğim. Ziyade! Buraya geç! Başlayın lan!
Dağıt şimdi bu elemanları hadi. Dağıt, geldim geldim geldim. Saldır 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 saldır. Saldır şimdi elmeme esmadım ulan. Oğlum bırakın benim askerlerimi. Kır 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 kır. Bu kadar basit kardeşim. Bu kadar basit. Bak bir kişiye bile zarar gelmedi. Oo, ganimeti doldur. Devam edelim. Şimdik. Buradan birliğe bir geleceğim. Birliklerim şu an gelişiyor. Eğitimli imparatorluk okçusuna geliştirdim. Ondan sonra iki tane piyadem gelişiyor. Eğitimli imparatorluk piyadesi. Yani artık askerlerim böyle oldu. Savaştan başarılı çıktıkları için. Okçum eksik. İki tane okçu vereceğim. İki tane piyade vereceğim. Yani şu anda toplamda 4 okçum. 5-6 tane de piyadem oldu. Bir tane de ben. Öyle ilerleyeceğiz. 131-135 dinar ödüyorum. Ordumu geliştiriyorum. Şimdik. Ben burada nereye gidecektim? Maronant'a mı gidecektim lan? İlerle lan Maronant'a. Burada bir bilgi vereyim istiyorsan. Evet. Kalelere bağlı köylerde özel askerler çıkar her milliyetten. Ve Batanya'nın özel askeri okçu, oyunun en iyi okçuları. Ha. Biraz pahalı tuzlular ama oyunda en iyi okçular onlar. Tamam. Ben şimdi şuradan Dalmengus'a gidelim. Okçularımızı alalım. Dalmengus şehir köyü yalnız. Onda okçu yoktur. Allah belanı vermesin. Köylere bağlı. Köylere bağlı. Şey, oyun niye kaldı? Tamam sen kale yani mesela. Remtol'un kalesi Magarba. Magarba'ya gideceğim. Doğru muyum? Remtoil'in üstüne geldiğinde bağlı olan köyler yazar zaten. Diyor ki Remtoil ve Clegban yazıyor. Bak bağlı köyler yazıyor aşağıda. Clegban önünde mesela. Git baba. Diğeri de zaten Magaba değil. Remtoil. Tamam. O da yanında aşağıda hemen. Tamam. Oh ben buraya katılırım. Aa. Bizimkilere yardım ederim. Aha. Üsttekiler. Asil Batanya ince aynen. Bunlar da onlardan. Batanya gönüllüsü de alacağım zaten değil mi? Al onları da al ya. Yani piyade yap onları da. Aynen öyle. Çalışsın. Çık. Babacım ben şimdi şuraya bak. Bak Harun baba geliyor. Ortada gel lan. O siktir lan. Bizimkiler azmış. Onlara lan. Şu an katılamazsın. Nasıl katılamam ya? Niye? Hadi izletir. Bu ne ya? Çünkü herhangi bir krallığa, aynen herhangi bir krallığa bağlı değilsin şu anda. Abi sen şu an hiç kimseymişsin ya. Şu an izliyor kepçe izler gibi. Dur bakayım şu an kim alacak onu izleyeceğim. Hadi lan. Oha. Kaçtı lan bizimkiler. Vız vızlar. Daha güçlü bir asker mi geldi? Yo. Ana. Ana! Sine gittiler lan bizimkileri. Yardım edin oğlum şu adamlara. 26 kişiyle geldi ya. Mahalleden arkadaşlar toplayıp geldiler. Elinin bebe bıçağından geliyor ya. Aha! Aga! Yüzlük adam geldi. Yarın bir gün bu adamların yüzüne nasıl bakacaksın? Mert izledin adamları tutsak olmasın. Lan Sejeron! Biz kazandık. Oğlum bu bizim arkadaşımız. Yok imparatorluk biz kazandık zaten. Lan nereye biz kazandık? Yediler lan bizim. Biz kazandık. O tarafa geçsene sen ya. Aa köyü de yakıyorlar. Ben asker alacaktım. Oh topla. Aa yerim yok ki zaten. Ayrıl. Arkadaşlar durun. Hemen Maronant. Benim acil buraya girmem lazım ya. Ya şu an lord olarak giremezsin ama paralı askerlik olarak girebilirsin. Ama klanı kurman lazım önce. O görevi yapman lazım. Ha, dur o zaman. Görevler J ile açılıyordu. Benim dinara ihtiyacım var. Bir de nam. Tamam bizim o zaman şu an tek olayımız. Savaşacağız abicim. Etrafta dolaşıp adam bulup savaşacağız. Şeylere katılacağım. Turnuvalara katılacağım. Şöyle bir ilerleyelim. Ah, gel amına koyayım. Yedim sizi. Eşek ticareti karlıydı hala öyle mi? Bakacağım onlara da. Onlara da hep bakacağım. Da bulursan karlı evet. 150 tane gezdiriyordum ben. Ah. Bunlar hızlı kaç ya? 5. Onlar hızlıdır şu an. Ormanda benden hızlı olamaz. Ben bunları yedim. Vallahi bir ormana girdiği an onun aklını alacağım. Dur oğlum. Dur amına koydum. Dünyayı dolaştıracağım bana. Gir ormana yiyeyim seni bir. Gir ormana yiyeyim seni bir. Gir ormana. Saldır bakalım. I'm taking command. Ne oluyor lan? Buradan. Ben bunu hiç bilmiyorum işte. Burada şöyle anlatayım arayayım sana. Mesela bunu yapmaların amaçları çok kalabalık bir ordum var diyelim. Sen piyadeleri ikiye bölmek istiyorsun. Bir sağda piyade solda ya da atlıları ikiye bölmek istiyorsun. Burada mesela üçüncü düzen var ya düzen boş diyor. Seçip oradan mesela seç oradan bir tane piyadeyi seç. Piyadeleri ikiye böldü şu an. Oradan sayılarını ayarlayabiliyorsun. Üçe bastığın zaman üçe basıp diğer tarafa koyuyorsun. Bire basıp diğer tarafa koyuyorsun. Öyle düşün. Hilal taktiği gibi yapabiliyorsun yani. Anladım. Yani ben şuraya mesela piyade dedim. Buraya aynen. 7 tane ekledim. Şu an diğer tarafta piyade kalmadı ama. Şu an tek düzen oldu gene. Şu tamam, an mesela 4'e 4 böldüm. Bire basarsan 4 piyadeyi oraya koyarsın. 5'e basarsan 4 piyadeyi başka yere koyarsın. Şu an öyle düşün.
Tamam anladım. Ben 1'e hepsini alacağım. 2'ye de tüm okçularımı alacağım şu an. Başka da bir şey istemiyorum. Zaten default öyle geliyor zaten. Bu sadece taktik yapmak isteyenler için bir pencere yapmışlar böyle. Zaten 20 kişiyiz. 100-150 olmadan çok şey değil. Şu eğitim kısmı biraz. Eğitim şeyi çıkmasa. Evet o çıkmasa iyiymiş ya. Vardır da. Ayarlarda vardır mutlaka tutorial kapatma. Infantry! After me! Arrows! Oğlum bizim okçumuz bayağı fazla. Tamam bak şimdi okçuları tepeye çıkardım. Infantry sen de şuraya aşağı gel. Bak iyi izleyin taktiğimi. Bir de kalkan duvarı aslanlar. Hadi aslanlar. Okçular hadi. Piyade. Kardeşim. V düzeni. Hadi aslanlar. Hadi. Oy. Okçular vurun lan şunları gerizekalılar. Vur bir daha. Piyadelerine sık, piyadelerine. Hücum. Hücum. Aha yedik seni oğlum. Yedik sizi oğlum. Vur atına vur. Atına vur. Çok iyi. Nerede diğeri? Atına sık atına. Benim okçuluğum biraz geçti bu arada. Ben bu çocuğun buradan vururum yani. Harbi diyorum okçuluğum gelişse. Aynen oğlum okçuluğum şu an çok kötü. Şu an bu kötü olduğu halde vurabiliyorum yani. Okum da kötü yani. Evet her şeyim kötü. Tamam çok iyi. Tutsak almayacağım. Devam et. Ganimetleri alacağım. Devam et. Bizim yemeğimiz ne var? Var. Tamam. Yemeğimiz yine var. Sakları para kaynağı olarak da düşünebilirsin. Hanlarda satabiliyorsun. Ben sevmiyorum ya insan ticaretini. Bana göre değil insan ticareti. Bu arada paran oldukça birkaç tane yük beygiri al yanına. Kızını atar. Alacağım. Onların hepsini halledeceğim Hı-hı. şimdi. Mert şu sağ alttaki oka bas bak. Oradan hızını sürekli kontrol edebilirsin. Şu mu? Aynen bak. Ha tamam. Okey gördüm. Ben bir yerde becerim geldi. Nerede becerim geldi acaba? Ya şu an beceri dediği şey odak puanın geldi. Normal beceri yok. Odak puanı vermek istedim. Abi o zaman ben odak puanlı okçuluğu arttırayım şu an. Okçuluğu bir de şey geldi Mert. Evet bir yerde de geldi gibi. Ya. Solda bak en son gücü kontrolü arttırabildiğin. Bu 4 skill'de bir geliyor. 4 seviyede bir geliyor bu. Tamam. Şimdi güç 5 bu hala 6'da mı oluyor? 6 oluyor. 10'a kadar gidebiliyor maksimum. Tamam gücü bir arttıralım. Güç önemli. Çift elli kullanacağım çünkü. Şehre bir gidelim ya. Şu an bu arada Bannerlord ben arkadaşlar Warband'ı çok iyi oynamayı biliyorum. Ama single'ına yine mükemmel değildi. Bannerlord'u da oyunculuk olarak oynamayı biliyorum. Ama yine oyunun detaylarını bilmiyorum. Bunları beraber öğreneceğiz. YouTube'daki izleyicilerimiz siz de şeyleri yazabilirsiniz. Atıyorum şunu yap, bunu yap. Şöyle hareket et falan detayları yazabilirsiniz. Ona göre ilerleyeceğim. Modları kurmaya başlayacağım. Önereceğiniz modlar varsa onları da yazabilirsiniz. Şu anda ısınma. Yavaştan bir ısınıyorum. Şimdi ben bir çift elli bir şey almak istiyorum ıhtan. Çünkü biraz param var. Çift eller pahalı olur. Bir de daha üretilmiş olur. Kendin üretebilirsin şu an bir tane. Kendim de üretmek istemiyorum işte. Ona çok girmek istemiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu oyundaki demircilik çünkü biraz bug abuse gibiydi. Yok sadece hani şu an satın alamazsın. Bulamazsın. Yani. Kullanmalık mı diyorsun? Kullanmalık bir tane yapabilirsin yani. Odun al, demir cevheri al yaparsın. Ha, dur bakayım. Bir şimdilik dursun o zaman. Yine ellemeyeyim. Okay. Sen şunu diyorsun. Şuraya gir şuradan yap diyorsun değil mi? Aynen. Buradan bir odum demir cevheriyle hemen basit basic bir çift elli yapabilirsin. Birinci seviye. Bence yapalım ya. Baba benim karakterim şu an bunu şey yapması lazım. Tahta alacağım. En sağ bak sol üstte filtrelemeler var görüyor musun? Ortanın tam üstünde. Sinek Arunyası'nın bir altı bak. Sinek Arunyası'nın bir altı. Orada filtrelemeler var. Buradan dövüşler kalkan. En sağdakini seç. Diğer. Okey. Yani sert kereste alacağım. Kereste alma. İki tane üç tane varmış. Çok bir şey yapmaz. Yani 3 kereste bir kömür yapacağım şu an. Bir de demir cevheri. Ama şu an kereste başka bir yerden de bulman gerekecek. Bu yeterli değil. Tamam. Buradan yine de ben şey yapayım. Tamam. Şimdi burada yukarıda arıt var. Aman şimdi sağ üstte arıt var. Arıt diyeceğim. Keresteyi kömür yapacağım. Arıttım. Aynen. Tamam mı? Demir cevherinde demir yap. Demir cevherinde demir şu an tamam, yaptım. Demir. Şimdi benim mesela çift elli yapmak için şuradan çift elli kılıç seçiyorum. Tamam burada sadece kilidi açıkları seçiyorum. Zaten bunlar. Burada kesin mesela ben şöyle yapıyordum. Aynen. Aynen. En büyük en iyisi her zaman.
Ne lazım bana? 2 tane demir, 1 tane 4 tane dövme çevir, 1 tane de kömür. Okey. Aynen öyle. Tamam. Şimdi o zaman buradan çıkıp diğer şehire geçelim. Seonon'da vardı normalde odun ama. Okey, bir gidelim bakalım. Şimdi bu oyun evet chill bir oyun ama ileride bayağı hareketlenecek. Şuralar chill ha. Yani ileride bayağı bildiğim büyük savaşlara gireceğiz. Şimdi babacım şuradan diğeri seçiyorum. Sert kereste. Abi 10 tane al yeter herhalde şimdi. Alalım şöyle bir. Ondan sonra demir cevheri bir tane aldım. Başka bir şey de şu an burada zaten ihtiyacım yok. Aldım. Şu an demir cevherimiz yetersin mesela. Evet. Şu an biz kömür bir tane yapayım dursun enerjim kalsın enerjiyi bitirmeyeyim. Bunu yapmak için neye ihtiyacım vardı benim şu an? 2'ye 4. 4 tane dövme demir yapman gerekiyor. Hmm. Ya şey demirci köyleri var mesela Marunat'ın bir köyü demirci olması lazım bak şu Beglomuar var ya. Aha. Köylerin hepsinin yanında bir ikon var. İşaret var gördüm. Aynen o şu ikonların işaret. Demirci ikonu o aynen. Tamam bu bebelerden o zaman aynen bu bebelerden o zaman şey alacağım ben demiri bunlardan bulacağım. Şu da mesela erzakçı mı o da aman o kil yanlış hatırlamıyorsam. Kil o. Okey. Üzüm var aynen onları öğrenirsin. Buradan bunu al direkt 10 tane de bunlar alsak yeter. Alalım şöyle çıkalım Marunat gel babacığım. Şu anda biz ordumuzu kuruyoruz, karakterimizi güçlendiriyoruz ve ileride bunların ekmeğini yiyeceğiz. Yani bu oyunu öyle bir anda büyük savaş falan beklemeyin. Demirciye gelelim, arıt kısmına gelelim şimdik. Benim 4 burada tane zaten dövme demir yap. Dövme demir yapmak için ham demir ihtiyacım var. O zaman benim burada biraz şunu arıtmam lazım. Şimdi 4 tane dövme demir içinde şunu yapsam. 1, 2, 3, 4. 2 tane bundan yapıp bir tane de bunu yaparsam şu an olmuş olması lazım yani. Şu an yapabiliyorsun evet. Aha. Şimdi bunlar da yeni açılıyor bir şeyler yaptıkça açılıyor ama şu an tek elli kılıçtasın. Çift elli kılıçtasın. Pardon doğru. Tamam şu an bunları büyütüyorum. Şu an ben demir döv desem oluyor değil mi? Aynen öyle. Bakın kullandıkları burada gözüküyor arkadaşlar tam malzeme. Hasarlarından eksi yiyebilirsin çünkü demirciliğin az şu an. Eksi 17 ama bu bir çift elli kılıcım var ve şu an 66 vuruyor savurmak isteyeceğiz. Evet sonra. Kılıcımızın adını da koyabiliyoruz. Bu da yeni gelen bir şey. Kör yaptın şu an. Mesela kör var, paslı var, efsanevi var. İyi mi peki kör? Göre, ya kör en kötülerinden biri. Ama skilline, demircilik skilline göre. Ben onu diyecektim sana demircilik skilline de ver diyecektim ama. Evet, tamam. İleride zaman da yaparsın. Harunuz Gazap. Harunuz Gazap. Kılıcımızın adı Harunuz Gazap. İyi izleyin. Harun'un gazabına bakalım kimler uğrayacak. Envanterden tak üstüne de unutma sonra. Evet. Şimdi koçum senin artık işimiz yok. Nerede benim Harunuz Gazap? Anana uğradını. Şimdi burada gözüme kestireceğim bir haydut grubunu arıyorum. Bir gelsinler karşıma. Chat iyi izleyin. Şimdi şöyle bir info vereyim ben sana. Eğer namı hızlı atlamak istiyorsan. Şu an 20 asyarsın ya. 7 çapulca da aldığında sana en fazla vereceğiz 0-5 falan. 30 falan bulsam bir. Ha yani bir öyle var bir de bağımsız klanlara savaş açabilirsin. 35-40'lık askerlerine girebilirsin ama askerleri güçlü oluyor genelde. O yüzden daha güçlenmeye gelin. Hallederim ya. Hepsini tokatlarız orada sıkıntı olmaz. Aha daha et doğru gelin lan. Gelsek şu bebeleri. Aha gelin lan. 12 kişi bunlar birleşir. Birleştiler. Evet. 12 kişiler. Tamam bak güzel savaş. Şimdi aslanlar biz karşıya doğru gideceğiz. Benim şunlar okçularım değil mi? 2'ye basarak da okçuları yönetebiliyorsun. Tamam bakın şimdi iyi izleyin taktiğimi. Okçular gelin buraya. Uhud taktiği. Bunların yönünü değiştirebiliyor muyum ya? Böyle bak yamuk şu an ya. Seçili ya. Sol tıka basılıp durarak fareyi sürükle. Hah. Sağa tamam. Doğru sürükle mesela. Bir yerden basata. Bu yön değiştirmek değil. Şu an mesela ip gibi yap onları. Çizgi şeklinde çek. Çekmek istediğin yere. Aynen. Şimdi mesela baktığın yöne F7'ye bas. Bak bu yöne dön diyor F7 mesela. Anladım. Okey. Tamam ben bu işi çözdüm. Ben hangisiyim? Ben de buradayım. Sen şu an atlı olarak geçiyorsun. Aynen. Aslanlar. Büyük savaş birazdan başlayacak. Adam kalkan yok değil mi? Hiçbir şey yapmıyorlar. Kalkan duvarı. Soldiers! Kalkan duvarı! Okçular! Soldiers! Hazır olun! Mert okçular diyor arkadan Soldiers diye ses çıkıyor. Harus kazım! Mına kodumuz seni. Hayırdır lan Harus kazap lan! Bloklara gel. Gördünüz mü bloklarımı? Şu bile oyunu keyifli kılıyor ya. İşte gerçek bir şey. İyi ikinam güzel. İkinam güzel. Tutsak satalım bir ya bakalım ne oluyormuş.
Dağlıdan çok para kazanamayız ama bak masada damlar. Şu tutsaklarla... Dağ falan etkiliyor mu tutsak satınca? Yok. Hareket ederken %30 isabet eksi hasar alıyorum. Formasyonu askerlerime yay hasar veriyor. Yaylarla %30 kafa isabet hasarı formasyonu askerlere... Bak bu iyi. Bunu alayım. Böyle, benim de damage'im artsın değil mi? Ya, hassasiyet yaptırımı her zaman daha mantıklı onu söyleyeyim. Çünkü hani sen hani o çember daralıyor ya böyle oku çektiğinde. Aha. O hassasiyet yaptırımı dediği şey o çember daha hızlı daralıyor ya da hiç açılmıyor geriye gibi. Dur onu alalım o zaman. Hassasiyetten git hep. Zaten vuruşun gece çekilir ya da o. Okey. Gündüzleri artı yolculuk hızı veriyor. Gündüzleri menzilim artıyor. Geceleri yolculuk hızım artıyor. Geceleri %30. Bence mesela gece yolcusu daha iyi gelir. Gündüz zaten seninde sıkıntı yok. Burayı böyle ilerletelim. Tamam. Şimdi nerede lan bu birlik? Nasıl konuşuyorsun bu çakallarla? Eskiden konuşuyordun. Konuşma yapacaksın. Şey yani bir lordu tutarsan konuşabiliyorsun tamam. Ama dağlıyla konuşamıyorsun. Yani. Tamam okey. Şimdi İmparator Piradris'ini eğitimle bir de şunu öğreteyim Mert. Mesela şu an asil batay genci var ya sağ tık yap onun resmine. Resmine sağ tık at. Buradan hangi asker edildiğini görebiliyorsun. Bu Batanya Fiyan şampiyonu en iyi asker mesela. Okçular. Tamam okey. Buradan en son bizim gidebileceğimiz rotasyonu görüyoruz. Yani aynen. Arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi Batanya Gönüllüsünü klan savaşçısı, şimdi dur, orman koşucusu olunca ne oluyor? Atlı oluyor ama cidalı atlı oluyor. Benim Batanya atlısına ihtiyacım var bu adamları. Yani klan savaşçısı yapacağım. Tamam bunlardan biraz atlı alalım. Bunları Bir kolaylık daha söyleyeyim mi sana şu an? Yani şu anda ordun az olduğu için önemli değil ama çok olduğunda böyle tek tek uğraşmadan yukarıda bak 3 yazan bir şey var görüyor musun? Özelin üstünde. Bu level atlayan askerde tıkla ona. Sadece buradan level atlayanları görüyorsun. Buradan seçebilirsin hepsini. İyiymiş. Çok kalabalık olduğunda kolaylaştırmak için arayız bu aynı. Menavlition ne yapıyormuş? Lejyoner daha iyi bence. Biri kalkanlı, biri sadece orak yani Ronfali gibi uzun bir tane şeyi var. Gönderisi var. Piyadesi yapalım onu siktir. Aynen. Kalkan duvarı seviyorsun sen. Tamam. Şimdi biz buradan Pengkangkok'a doğru devam edelim. Şu an ordumuzu 3'te 3 çünkü üzerinde şu hem düzensizim. Aha. Siktim sizi. Gelin oğlum. Aha. Güzel. Güzel bak adamla aramda şu an bizimkilerle arkadaş olacağım. İyi tanışacağız. I'm in command. Hadi baba. Ordu dalın. Dalın abi. Dal. Oyun bayağı detaylı var bana göre evet. Benimki eşek olduğu için yavaş gidiyor şu anda. Harun's gazap. Oyunda yapabileceğimiz en kötü çiftliği yaptık ya. Sağlık olsun sıkıntı yok. Yani sineklik budur abi. Oyunu izlemesi sarıyor. Daha hiçbir şey görmedik Muzboy. Daha şu an oyunun %1'i falan bu. Daha biz ne büyük savaşlar kale kuşatmaları. Aynen öyle. Aşık olacağımız kadın. Çocuğa karışak ya. Ya çoluk ben görücü usulü taraftarıyım bu arada. Artık oraları... Kırkan abinin yayında çok komik o ya. Yedim onu da. Onu da yedim. Beni de yedim. Oğlum bana vurmayın. Bu arada otoblok kullanmıyorum. Kendim blok yapıyorum ha. Onu da söyleyeyim de sonra ağlamayın otoblok diye. Bu oyunda nasıl çağa kaldırıyordum? CTRL Space miydi? Evet. CTRL'i ver bakalım. Burada şu an... Aha. Oy lady'm! Kadınmış lan! Altın'ı mızlı mı? Dur bakalım bir dakika aşık olabilirim her an. Yardımların için teşekkürler yabancı. Kimmiş bu? Zargana lan bu 22 yaşında. İlişkisi var ya. Yo senin ilişkin biri o. Ha tamam korktum ilişkisi var diye. Aşağı in bak kocasını oradan görürsün varsa. Ailede var mı? Erkek kardeşi kardeş yok. Koca diye bir şey yazmıyor. İki tane erkek kardeşi bir babası bir tane de kız kardeşi var tamam. Eşi yok. 22 yaşında lady mesleği. Aynen. Merhabalar lady'm ben sinek abi. Memnun oldum Sinek Harun. Yaptıkların için sana borçluyum. Umarım bir gün ödersiniz. Hiç sıkıntı yok Leydim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 10 tane çapulcu kestin attı. Kardeşim onun yeri farklı anlatabiliyor muyum? Onun... Tabii. Hemen aşık olduk kadın ya. Boşanımın kahramanı oldu ya. Aynen öyle. Şimdi ticaret. Bir kız olarak. Şu an satacaklarımızı hemen satalım. Birayı sat, zeytini sat. Bizimkiler harama bulaşmasın. Acaba satalım. Balık dursun abi. Bir balık közlerler arada onu yerler. Onun da infosunu vereyim sana. Oyunda 7 farklı çeşit yemek var. 7'sini birden bulundurursan erzak çeşitinden dolayı daha fazla idarecilik ve vekil puanı alıyorsun. Tamam. Yani ordu kapısından daha fazla büyüyor.
Tamam yani senin dediğin şu erzak kısmı yine diğer de değil mi? Evet aynen. Et, zeytin, bira, peynir, hurma, zeytin, bira. Doğru mudur baba? Bira daha ekleyelim. Bira, zeytin, et, peynir. Alın amınım yiyin lan zeytin, bira. Allah Allah. Yanına da birer şarap açın koçum. Onu da koyalım. Arama bulaşmasın dedikten 5 dakika sonra. Tamam bizimkileri şu an. Bak şimdi sağda mutluluk var, bak sağda altta. Oraya geldi ya, erzak çeşidi artı 5 diyor. O artı 7 yapmak gerekiyor. Demek eksik yemeğimiz. Okay. O iyi oluyor yani. Okay. Orayı da çözdük. Şimdi han bölgesi. Direkt bir hana gidip ben şu fidyeci başıyla bir görüşeceğim. Nerede lan o? Fidye simsarı mıydı öyle bir şeydi? Kentli. Fidye simsarı ha. Merhaba, benim savaşçı gibi gözünü bir dakikanızı alabilirim. Ortak çıkarlarımız olabilir. Harika. Tahmin ediyorum ki bu iş kolunda arada sırada birkaç tutsak el evet. Sen bir köle taciri misin? Ah hayır falan. Burada yalan söylüyor bu arada. Köle taciri amcık. Eğer yakalansan beni kurtarır mı? Evet falan. Şimdi bir tutsak için ne kadar alabilirim? Ailelere ödeme yapmazsa. Bütünle evet tamam. Şimdi para keseni getir, sana satacağım tutsaklar var diyorum. 36 dinar ne amına koyayım ya. Bir çuval tahılla. Seviyeye göre. Daha seviyeli asker satarsan çok daha paraya satarsın. Allah'a emanet, fidye simsarı. Bir de bunun kolay arayüzünü göstereyim ben sana çıkınca. Böyle girip satmana gerek yok. Şurada bir girişte görmüştüm sanki şurada. Ha tamam. RP mi yoksa bilmediğinden mi onu karıştırıyorum şeyden. O yüzden karışmak istemiyorum. Gördüm onu. Şimdi ben üzerimdeki ağırlıkları sattım değil mi? Şu an ben yeni savaşta olduğum için ağırım. Ya neden dolayı ağır olduğunu hızından görebilirsin sağ alttan. Hızın üstüne gel. Mesela şu an ağırlığın yok. Yok şimdi geçti. Az önce dağınıktım ya. Şimdi geçti. Şimdi karakterimi bu arada bir yine artı gelmiş. Ha tamam. Çift elli silahlara artı 10 hakimiyet. Formasyondaki piyadeler artı 30. Çift elli silah becerisi. Çift elli silahlarla kalkanlara artı 30 atar hasar. Askerlere kalkanlara... Yok benim için bu önemli. Kalkan malkan beni ilgilendirmiyor. Kalkanı zaten yaracağım. Şimdi... Abi daha kalabalık olun yağmacılar. Benim şu an... Aha. Ben orayı yakalarım ha. Harbiden yakaladım oğlum sizi. We're not looking for. Teslim ol. Fazla tatava yapma. Listen up. Peki bu yerleşim mi kaydedebiliyor muyum? Her yerde ama nasıl kaydedeceksin ki? Hazırdı. Gelin aslanlar. Aslanlar hadi gel. Direkt rush. Hadi koçlar. Bu bebeleri ölüyorsak oğlum bu alan ne güzelmiş lan. İn lan attan. İn. Ok mok ok ata gideyim ya da. Okumu çek. Konya'ya mı? Burası harbi Konya gibi lan. Ne güzel mekanmış lan. Değil. Bak şimdi headshot geliyor. Şu bir. Aruz kazap! Bu arada harbiden müzeleri yedik. Yalnız ordum güçleniyor ha. Ankara, ayıp bu yaptığınız ha. Şunu alalım abi, şunu da alalım. Şimdi devam edelim. Şu anda bir göreve girmek istiyorum. Görev J. Tamam. Binarda sıkıntı yok. Bizim namımızı yaymamız gerekiyor. Namı da hızlı yaymak için aslında benim şu adamlarla arayı iyi tutup bunların görevlerine neyim gitmek lazım. Amına koydum bekle lan. Yavşak. Ya da burada turnuva varsa arenaya gidelim. Arenaya bir girelim. Turnuva ustası. Kentlerde ne var? Seanon, Lageta. Lageta'yı bir işaretle. Buraya da bir şey gireceğim. Çıkınca söyleyeyim onu. Okay. Bir kere konuştuk zaten bunu. Artık şehirlerin yanında turnuva varsa böyle bir helmet tarzı bir ikon çıkacak. Yani şehrin yakından geçerken. Mesela Lageta'da varmış. Lageta'ya git göstereyim ben sana o helmeti. Şehrin yanından geçerken görmüş olursun. Gidelim bakalım. Evet şehir şehir gidip turnuvalara katılmak şu an mantıklı. Hem namımız hem... Oğlum şöyle bir 50 kişilik aydut ordusu görsem... Ya da bundan inini minini görsem direkt basacağım. Direkt yani. Şimdi bak Lageta'nın yanında bir tane helmet çıktı. Değil mi? Aynen turuncu helmet. O demek turnuva var demek. Turnuva var demek. Okey tamam. Şu an geldim. Burada gece bir süre bekleyelim. Gündüz oldu. Arenaya gir. Turnuvaya katıl. Katıl. Hadi bismillah. Bunu bütün turları atla mı diyeceğim? De kendi turuna geliyor direkt. Tamam. Kabul ettim. Katıldım. Kim benim yanımdaki arbaletçi? O paskiyi ya. Özür dilerim. Başlangıç için. Helal aslan. Helal. Sıra sana da gelecek lan. Tüm turları atla. Bayisini yaptın yine. Burada ölmeyiz inşallah. Ya bana verdiği şeye bak. Şu cidacıya dalıyorum hemen. Şunu arkadaşımı öldürmesin lan. Bir öldüreyim.
Tamam, onu aldım. Oy, kime bir clash geliyor. Aa, ama bu ayıp de. Bu ayıp de. Bu ayıp de. Bu ayıp de. Tamam, bu turu da atlayalım. Bahisimizi koyalım. Rahat olun, ben de lan burada dövüş kaybetmem. Kim bu? Arbeletçi İmparatorluk çavuşu. Gel bakalım çavuş. Chamber deneyeceğim. Chamber deneyeceğim. Dur, bir daha yapacağım. Şimdi deneyeceğim. O basılı tutuyor amcık ya. Basılı tutuyor la, şerefsize bak. Adam ağzını sıçtı sanki ya. Yok yok, chamber deniyorum. Onu yapamıyorum. Yoksa öldürürüm bak. Bizi Zeynepciğim. Chamber Warband'e göre çok daha zor. Evet, bu bunda zor. Online olsa yaparım da basılı tutuyor. Bu kadar basit. O chamber'da şey alıyor Zeynep. Aynı yerden vurduğu zaman bir daha vurursam karşılık veriyorum. Onun savaş vurduğunu savurup kendin vuruyorsun yani bloklamadan. Evet, dodge artı hasar. Aynen öyle. Ya bu ayıp ama ha. Bu ayıp ama ha. Bu ayıp ama ha. Böyle yani, anladın mı? Gördünüz mü chamber'ı? Evet. Kazanlam 3. Miğferimizi aldık. Bir de 1600'de gold kazandık. Tertemiz oldu. Şu an buralarda insanlar artık bizi tanımaya başladı. Şimdi ticaret diyelim. Babacım, bence bunu biz alalım takalım kendimize. Diyor bakalım. Hiç de yakışmadı amanım ya. Harbi yakışmadı ya. Normalde Invisible Helmet modu vardı ama hala var mı sürüm uyumluluğu bilmiyorum. Aa işte o yani modları kurabilsek. Helmet oluyor ama gözükmüyor. Aynen aynen. O bayağı güzel oluyor. Güzel olur işte de. Şimdi şuradan tıklıyorduk. İmparatorluk piyadesini piyadeden devam edeceğim. Batanya gencini savaşçı yapacağım. Batanya klan savaşçısını da eğitimli batanya. Bu ne yapıyordu? Eğitimli batanya. Sen oradan batanya izlisine döneceksin. İzlisinden batanya atlısına gideceğiz biz. Okey. Tamam. Karakterime bir şeyler gelmiş. Ne geldi? Buradan geldi. Şimdi abi okçuluk. Çifteliden odağa gitmek mi mantıklı? Yoksa acaba benim şu an... Şöyle bu çarpan verme. Bizim. Bu çarpan verme şu an verdiğin. Mesela çift elliye gel. Öğrenme oranı var bak orada. Öğrenme oranı 8 şu anda mesela. Bu zaten her türlü skill kasacak burada. Evet. Daha çok böyle öğrenme oranı düşük olanlara gidersen kullan, daha hızlı öğrenirsin. Kanka o zaman bence benim aslında bir yandan şöyle bir ya demir... Bunda ne işe yaradığını bilmediğim bir skill varsa sor, söyleyeyim sana, hepsini açıklarım bunların. Yani mühendisliği biliyorum. Yani mühendislik kuşatma. Yanlış değilsem bu kuşatmalarda falan yaptığım şey hekimlik. Yanlış değilsem ordunu daha iyi az ölüyor. Ondan sonra daha çok yardımcı oluyorsun. İyileşme senin can evet, puanın. Evet. Vekil yönettiğimiz şehirlerdeki artılar eksiler yanlış değilsem. Yok, vekil senin ordu kapasiteni arttırman. Birlik büyüklüğü yazıyor zaten yukarıda. Diğer şey birlik büyüklüğünü 2.5 arttırır diye mesela. Aslında bir öğrenme oranı ekleyebilirim buna. Aynen, vekil önemli bu oyunda çok. Evet, bunu verelim. O önemliymiş. En iyi okçular Batanya'da, en iyi piyade Kuzey de şu an. Okey. Kuzeylilerin nerf diyebiliyorum piyadeleri. Ben hiç takip etmediğim için hiçbir şeyini bilmiyorum. Yine de iyi yani. Son seviye piyadelerde yani lejyonerler de iyi. İmparatorluk lejyonerleri de iyi. Ordumuzda şu an iki tane kişi alabiliyormuşuz. Bir tane mod var Mert. Piyade ekliyor oyuna. Şey 6 seviye piyade ekliyor. Son seviye yani. Senin en iyilerinin olduğu hanlardan satın alabiliyorsun. Onu da yükleyebilirim istersen sana. Yükleyelim abi. Oyun bitince bence gelecek şeye yayına bir mod ekleyelim. Evet, hatta evet. YouTube'dan da bilenler yazsın. Oradan da bakalım biz. Oradan test ederiz. Evet şey yapalım. Ah gel lan. Senin save ile ilgili bir sıkıntı çıkarsa ben aynı save'i yaparsam save dosyasını atarım size. Hallederiz onu ya, ben de şey yaparım. Şimdi pes edersen bir sorunumuz, gel bakalım. Kim geldi lan? Ana! 629. Oğlum bunlar bizim düşmanımız olacaktı. Bunlar niye geldi ya? Asker gönder dedim. Var mı bizden ölen? Ölen yok değil mi? Oh çok iyi. Görmemişlerdir bile yüksek ihtimal. Evet, denk bile gelmemişlerdir. Yalnız bunlar bizim buraya dolaşmaya geldiler ha. Oğlum bunlar kim ya bizimkilere kafa tutuyor? At koşturuyorlar. Kaleyi kuşatacaklar, şehri kuşatacaklar. Seyanon'da şey var bak, turnuva mesela. Gerçi yine burası da 400-500 kişi varmış. Kuşatıyorlar lan.
Yo. Şu an mesela boku yerdim ben şu an bunların birlikte olsam. 22 askerle ne yapacağız? Oğlum benim şu an karşıma 60 kişi gelsin öldürürüm. Söylüyorum bak 60. Oha. O zaman bağımsız klanlara savaş açtın gibi sen ya. Nereden bulacağım onları? N tuşuna bas, ansiklopediyi aç. Şimdi buradan ana sayfaya gel sol üstten. Klanlara gel. Şimdi solda tarafsız olan var bak diplomaside. Onu seç. Bir de küçük var yukarıda. Küçüktür be en yukarıda. Bunlar şey bağımsızlar ya. Bir krallığa sahip. Şu an mesela bir krallığa değil bunlar. Bunlara girip mesela liderleri değil de daha küçük klanlarına gir bir tanesine. Aşağıdan bir tanesini seç kardeşten Agmut falan. Bunun en son nerede gördüğün infosu sağ üstte yazar her zaman. En son Galant içinde gördüğün. Diyor. Galant'i bulup oraya gidip onu arayabilirsin. Galant. Siktim oğlum seni. Ve benim ismini ayar oldum. Gelsin o buraya bakayım. Tabi oraya gidene kadar onu veya bekletmiş olabilir. Ya onu bulurum bulurum. Ben o çocuğu yine bulurum. Sıkıntı yok. O bebenin ben yine peşine düşerim. Aklını alırım. O ansiklopedide en son görüldüğü yerler her sen köye şehre girdiğinde güncelleniyor onlar. Hani okay. Sanki dedikodu topluyorsun gibi düşün. Ben şimdi onları bir yiyeceğim. Aha la arkanda bir tanesi dedi. Yani nerede lan? Ben görmedim. Strike nereye girdi? Şunlardan mı? Şu mu? Yok o şey İmparatorluk askeri. İmparatorlukla. Başka bir klanı görmüş olabilir. Ya da kurtpostlulardan mıydı? Yok yeşil. Mert seni tanıyorsam 22 vs 100 atarsın. Atacağım zaten. Hep karşıma çıksınlar yetenler. Aha 18 yağmacı vardı ha. Aa bak solda bak. Geri gel. Yukarı doğru çıkan biri vardı. Solda. Kanka ben artistik yapıyordum. O 90 kişi diyor amına koyayım. Sikerler beni. 90 kişi diyor. Şunu diyorsun kanka, değil mi? Aynen aynen. Kardeşlikten de organ. Mesela bu bir krallığa bağlı değil şu an. Ama bu dövebilir kanka ben sana söyleyeyim. Tutsak geçirme hiç. Harbi siker o beni ya. Ben şu 18'e gideyim. Siktet. Ben artistik yapıyordum çete ya. Gelin gelin siz de ben kapışayım ya. You got a problem. Saldır bir şey var. Oh, arkadaşlar nasıl olmaz amına koyayım. Ya askerler biraz kaliteli olsa yine yapılır. Violate. Hadi ekip hadi ekip. Yalnız ben buna formasyona ihtiyacım yok. Benim şu an ordum güçlü ya. Çapulcular için evet. Yalnız beni bunlar öldürmesin burada. Abi şu an bu benim okçuluğu vardı. Harbi geliştirmem lazım. Baktığım yere atmıyor. Evet. Arnus kazan! Gelin gelin hadi aslanlar hadi. Bak izle nasıl vuruyorum. Okçulukta R tuşuna basarsan daha kolay vurabilir. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Kartal göz. Oy ne güzel loot geldi lan bebelerden. Şimdi ben şu Galland'e doğru bir ilerleyeyim yine. Bir ayık olun abi 50 kişilik falan böyle bir şey ordusu görürsek. Çakal ordusu. Onları yiyeceğim. Kardeşlikten Hasan'mış, kardeşlikten Mehmet'miş. Fark etmez. Amcaoğluymuş, dayıoğluymuş. 50 kişi olsun yeter bak. 50 kişiyi yerim. Ha bak kurt postlardan derneyim. 59 kişiyim. Bağımsız savaş klan. Bir tane sessizleştim ben. Kanka. 60 kişi. 60 oldular kanka. Bak bir üstüne gel. Hangi askerlerin olduğunu göstersin. Menzilli 20, süvari 18, piyade 22 var. Ve bunlar çapulcu kadar sinek şeyler değil. Genelde iyi askerler oluyor. Haberin olsun. Bence bir 30-40 olmadan girme bunları askerlerini şey yapmadan, geliştirmeden. Çete bakarsak alırsın. Bu arada ben 50 dedim. 49-50 dedim. 60 demedim harbiden bu arada. 50 evet, olsa evet. Alırdım evet. Ama 60'ı alamam. Bir şey diyeceğim. Save alıp girsem tekrar bu save'i yükleyebiliyor muyum? Gel amına kodumu seni. Gel. Hey. I don't think I know you. Bana sinek ağrın derler, bunu bir yere yaz, adımı çok sık duyacaksın. Taleplerimi bildirmeye geldim demen gerekiyor. Dur. Kurt posteri duymuş olabilirsin yolcu. Biz vahşi hayvanlarız. Piş piş et yemediğimiz, dokunmuş kumaş giymediğimiz ve çatı altında uyumadığım sürece insanların kanunları bize işlemez. Bu yüzden bize karşı dikkatli ol. Hayırdır lan racon kesiyor bizi. Kurtlar biziz. Yarram. Taleplerimi yemeye geldim. Şimdi arkadaşlar ayık olun. Kandık, burada benim çok iyi bir... Karşıdan mı geliyor onlar? Evet. Yani tam karşından gelirler. Dur şimdi rotasyonu iyi ayarla Mert. Rampayı güzel bul. Şurası map'in dışı mı? Hı hı. Yani tamam. Senin askerlerini koyabileceğin yer map'in dışı değil. Tamam. Onun dışına koyamıyorsun şu an burada.
Şimdik. Mis gibi tepem var ya. Salaklar niye oraya bakıyor? Allah bunlar nereden gelecek Allah'ımla? Yani çizgi orada, o taraftan gelmesi lazım. Alt tuşuna basınca görünüyor mu? Bak bakayım. Yok. Yok, bu değil. Başlatınca görünür alt tuşuyla. Başlatıp hızlı hızlı dizebilirim diyorsan, hani 2'ye basıp işte şuraya FP yapıp yapıp. Ya. Tamam, 2'ye basıp FP yap mesela. Infantry! Direkt FP yapabilirsin. Forward! Get moving! Ya ağır çıkayım var en azından. Ah! Move! Ah, tamam. Eyvah. Soldier men. Arrows. Soldiers. Aslanlar. Kalkan duvarı yapmanız lazım. Ne olur. Sesleri geliyor. Korkmayın. Asıl şimdi ses bizden çıkacak. Ayın olun lan. Niye arkaya bakıyorsunuz amına koduklarım? Yani düşmana bakıp F7 yap. Okçuları seç. Aynen. Hadi. Korkuyorsun biliyorum. Korkma. Savaşacaksın. Ailen için. Hadi. Öndeyim. Öndeyim aslanım. Amına koyacağız bunları. Hadi. Durun lan Allahsızlar. Elimizdeki silah birazcık güzel olsa alırsın da. Okçularınızı koruyun. Okçularınızı koruyun! Okçularınızı koruyun! Al 59. Okçular dağılma! Al 58. Okçular dağılma! Piyade! Infantry! Stay close! At them! Allah'ım! Atlı olmasalar var ya. Buna koduklarım. Ah! Allah'ınız yok mu lan? Gelin lan. Adam beni buradan atlayamıyor ki. Yetişemiyor adam. Çalı bestes yapmak, çalı bestes yap. Mağlubiyet Harun'u daha çok ıslandırmıştı. Ağzımıza sıçtılar. Bu arada bir şey diyeyim mi? Abi atlıyı engelleyebilsem bak yemin ediyorum size. Orada atıyorum 20 tane atlısın var. 20 atlıyı sil. Adamlar 50 kişi olsun. Ben bu 20 kişilik orduyla onların ağzına sıçardım. Oyun yükle. Yükle de direkt aşağıdan. Aynen. Dön Yusuf'u diyorum değil mi? Doğru say. Ne oluyor ya? Rebiliya görmüşüm öf. Hey. Hey, don't ben, think benim adım Sirek Harun beyefendi. Peace, adınızı öğrenebilir miyim? Selamlar. Konuşmak istediğim bir şey var. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler efendim. Allah yolunuzu açık etsin. Kurt postları çok severim. Ya şimdi tam bu arasıyla Snake Arnold. Harbiden kabus gibiydi. Aha turnuva var lan. Onun ismini not alın. O çocuğun ismini not alın. Tamam mı? Onu yiyeceğim. Onu bir yerde hoş yiyeceğim. Hoş geldin. Sülalesini katledek ya. Kurt postlar silek bu dünyada. Kurt postlar bakın not alın. Kurt postlar silinecek. Kurt postları harbiden silip atacağım. Katıl baba. Turnuva ödülü eşek mi veriyor lan? Ya, Ali Cisedan. İyi bak. Oğlum bak yeni savaştan çıktı. Yerim alayım. Gel. Hadi sık sık. O arbaleti var ya o arbaleti. Gel. Şimdi şöyle Mert, her medeniyet kendi turnuvalarını kendi silahlarıyla yapıyor. Sen Batanya'da turnuvaya girersen çift elini becerini daha çok geliştirsin. Çift elini becerini daha çok. Bu arada yanımdaki adamı gördünüz mü kimle savaştığımı? Oy. Şakal oldu şakal. Finalde karşılaşırız onun. Aa İnşallah. Şimdi denk geldik. Aa karşıma geldi. Karşıma geldi. Gel oğlum gel. Gel iniyorum gel. Gel oğlum in. İn lan.
Harbi sinek Harun bu arada ya. Tam günü yerleyeceğim. Gırtlağına soktum bak. Yemin ediyorum size oradan gırtlağına bir koydum. Kurt postunu çizdik. Hadi bakalım. O şimdi yediği ayazı unutamaz. Ama chamber yapılmıyor ki sana. Basılı tıklıyorsun. Salak. Ben biraz ısınayım var ya. 3v5. Ne 3v5 lan? 5v1, 10v1 hepsini atarım. Bunu atla baba. At bu arada Tiyal atı diyor. Romuk kimdi lan? Yaya oynayacaksa atletizm yeteneği çok önemli. Darbeleri azaltır baya. Bir hızı da veriyor herhalde o. Evet, hız da verir. Chamber deneyeceğim. Yapamadım bir daha. Deneyim dedim de olmadı. Tamam güzel, birimizi aldık. Adamı rezil ettim bu arada. Diyanet'te en iyi atlardan biriyim ama şu an alt binicilik seviyen yetmez bana Yusuf. Satsan çok iyi paraya satarsın bu arada. O kadar diyorsun ha? Aynen. Bak ticaretten. Kardeşine veremiyor mu? Kardeşimizi bulmadık ki daha. Verebilir. Doğru. Daha kardeşim bulmadım. Ben 12.000'e satayım. Aa! Sat sat sat. Katıra bineriz. Bir şey diyeceğim. Biriciliğim kaç benim? Ya sat aman abim. Düşündüğün şeye bak. Onu şeyden görüyorsun. Bak şurada. Yine alalım. Sat. Nereden bakalım? Sağda bir kafa ikonu var bak sağda altta. Altta biraz ağırlık var ya. Bittinin sağ üstü hemen. Bitti dışının sağ üstü. Yani oh. Oradan binicilik yeteneğini görebilirsin senin. 81.80 yakalamam. Sat sat evet evet. Paramızı şey yapalım. Şimdi bunu 12. sattım. Atölye açak. Ticaret. Şimdilik. Bence şu an almalık hiçbir şey yok. Yani şu an pasif gelir elde etmek istiyorsan atölyeye yatırım yapabilirsin. Bir tane güvenilir bir şirkete. Şirket falan var mı ama ne böyle? Atölye açma var. Evet atölye alabiliyorsun ama burası Blandia'da. İstersen git bakayım. Baba biz önce bizim memlekette almak lazım. Önce köyünde alacaksın. İşte günlük 200 ila 300-400 civarı para getiriyor sana. Hazır yoldayken şunları da bir yiyeyim. Gel la gel kaçma. We're not looking for... Aruz gazabı gösterelim bir şunlara. Hazır baba. Atın üstünde öldürürsen binicilik gelişir. Yerde öldürürsen atletizm gelişir. Ben at üstünde öldürmeyeceğim çünkü biraz atletizme ihtiyacım var. Biniciliği zaten arttıracağız. Bir de biraz bilerek ok sıkıyorum. Okçuluğu da biraz geliştirmem lazım. Şu an biz karakterimizi geliştiriyoruz. Ana amaç bu. Alın bak. Alın bak. Karakter eyvallah gelişim. Süleyman. Şu an geliyor. Ne dedin? Bizim o burnu görmemiz lazım ya. Boşuna kapattık o burnu. Onun modunu ayarlayacağız işte. Mod olunca onu taksam bile gözükmeyecek. O çok güzel. İnşallah sürüm yumruğu vardır o modun. Aa, çok en kötü modu. Geri çekeriz ya. Ne olur. Şimdi babacım. Öncelikle ben şuradan bir birlik P mi? Kısa yollara alışayım. İmparatorluk okçusunu hallettim. Eğitimli, kıdemli imparatorluk. Arbaletçi değil, okçu istiyorum. Piyadesi Menavletion. Ne yapıyordu? Bizim Menavletion'a mı ihtiyacımız var? Lejyoner yapacağız biz. Oldu ki yani. Kıdemliden aynen. Lejyoner. Klan savaşçısı, orman kuşu. Klan yapıyorduk biz. Atlı olması için klan evet, yapıyorduk. Evet, klan yapacağız, atlıya çevireceğiz. Tamam, bitti. Tertemiz oldu. Tutaklarımız da var. Şu kim la? O Blandia'nın ordu. Aman evet. Avuyum bunu yerdim aslında ha. Varisi var ama ya. Mesela böyle durumlarda saldırıp birini alıp mesela kaçarak seni yakaladıklarında barış teklif edip deyip bir para ödeyerek şey yapabiliyorsun tekrar. Benim onu da neyse dua etsin istemedim. Yoksa işi biterdi. Tabii. Yerdik değil mi Chet? Kurt postlardan Hasan'ın sonunu duymamışlar onlar. Yağ üreticisi Oliter. Kervan onlar. Kervanlar evet. Çok iyi para kazandırır ama onursuzlaştırır. Onura ihtiyacımız var bizim. Yağmacılar devam edin. Bugün iyi günümdeyim. Bu oyun krallık kurduktan sonra çok keyifli oluyor ya. Abi şu an benim zaten şöyle 50-60 askere çıkıp ordum daha başındayız yani. Biraz ilerlese. Abi benim buralara katılmam lazımdı işte ya. Şuralarda bir geliştirirdim kendimi. De bizimkileri mikiyorlar. Kuşatma burası ha.
Evet, uşak paralar. Ana. Biz de ileride kale savaşlarına falan gireceğiz değil mi? Tabii tabii, kale, kendi kalemi bile alırım ben. Ya hatta istersek kendi krallığımızı kurabiliyoruz ayrıyeten. Bayağı bildiğin her şeyi yapabiliyorsun. Ya, sınır yok oyunda. Politikalar falan var. Politika yapıyorsun, evleniyorsun, gerekirse işte buradan lord caydırıyorsun, kendi aranılıyorsun. Sınırın yok. Da işte şu an biz en başındayız, daha yavaş andayız. Şimdiki atletizm zırh ağırlığını düşürüyor. Yayalara hareket hızı ve dövüş hızı hareket hızı veriyor. Yaya olduğunda silah hakimiyetin artıyor. Formasyondaki yaya askerlere 10 silahı. Bence bu daha mantıklı değil mi? Yani eğer çok hızlı vurmak istiyorsan koşma hızını diyorsun. Hazır karlı ama evet. Diye silah hakimiyeti daha iyi. Evet. Burada şey önemli Mert. Atletizmde 125. seviyeye baksana be. Yukarı gel. 125. seviyelerde o seçtiğin yer var ya 51 yazıyor. Oradaki perklerden bak. Sağa doğru git. 75 mesela bu. Yok direkt ortadan diyorum. Ha oradan bak biraz sağa yap şimdi. Buraları diyorsun sen. Buraları. Oradan 125'e gel. Gel 125 olana. Sol. Bir solu şimdi. Ha. Burada alınan taarruz hasarına -40 diyor ya. Bu skill baya önemli. Evet. Tukan abinin sevinde bunu yapmadı diye baştan fırlayıp yapmıştık. O kadar. Bayağı diyorsun. Onu kaçırma. Aynen. İyi okey. Orada ona dikkat edeceğiz. Orada ona dikkat ederiz. Devam ederiz. Kardeşlikler amına kodumun seni. 99 kişi ne Allahsızlar. Ama bak aslında süvari 8. Menzil 65 kanka. Ok 65 okçu da harbi de beni yerler ya. Şunu bir takip edeyim. Belki bunu biri yer la bir yerde. Sen onların düşmanlarına denk gelmezsin yüksek ihtimalle. Şu an paralı asker olarak girebiliyor mu onu merak ettim. Bir lordun konuşup paralı askerlik denesene. Deneyeyim. Ver rüşveti ver ne olacak biri vardır illa kalede. Gideyim mi? Kim var? Nalbur fıçıcı. Kale yok kaledekiler görünmez şu an. Kaleye git deyip rüşvet ödemen gerekiyor. 800 ver ne olacak para var ya. Liyasin'e sor mesela. Liyasin bana aşık olan kız mı? Bilmiyorum yok değil ya F ile başladı seninki. Alta basarak nerede olduğunu görürsün bak, yine. Bak. Oy. Karizmaya bak. O neydi? Çok güzel oturuşu bile Lady oturuşu. Saygılar Lady'm. Ama rüşvet ödeyerek girdi değil mi? Well now stranger. Peace to you. İsmin ne? What is your name? Benim adım Sire Karun hanımefendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Vallahi bizim sesimiz daha ince ya. Bu ben Fengel'den Liyasin. Var mı lan kocan? Var. Allah Iron. Çocuğu bile var. Kaç yaşındaymış ki kadın? Bu 34 yaşında. Kadın 35 yaşında. 35. Çocuğu varmış ya. Soralım şimdi şeyi. Paralı askerliği. Bak çal oynuyor. Hayır. Konuşmak istediğim bir şey var. Aynen, Kral Kaladog'un hizmetine girmek istiyorum. Ya klan bir isteği. Bak kılıcım emrine amadedir. O şey paralı askerlik. Paralı asker. Öbürü de... İçine gireceğiz. Görüşürüz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne güzel lan ortam. Oğlum bu oyun harbi ya. Güzel ya. Bayağı iyi. Harbi çok iyi ortam ya. Bu kim? Sıra ben şehirli. Şehirliymiş ya. Konuş bakayım ne diyecek. Tor gibi amına koyayım. Duyduğuma göre fıçıcı çadırın tüccarının... Bakışa bak. Boy mürelli adam tepeden bakıyor bize. Ah affedersiniz beyefendi yardımcı. Hayır teşekkür ederim iyi günler. Lan bizde taşak geçiyorlar lan. Arunz gazap. Sivil ekipmanların farklı, savaş ekipmanların farklı. O yüzden tekeli silah çıkardı az önce. Ha anladım. Arunz gazap harbi çıkarmadı orada. Şimdi şuradan şöyle bizim Dunglanis'e doğru gidelim. Bir karşıma şöyle 45-50 kişilik biri çıksa dalacağım direkt ya. Yok aha turma. Oh be. Bu iyi oldu baba. Şuradan da güzel. Ne veriyor lan bu? Oğlum bu kaliteli bir şey ben size söyleyeyim. Sancak veriyor. Sancağını takarsan kendi ekipmanlarına pasif özellik veriyorsun. Aha. Çift elli. Evet Batanya'da böyle genelde. Batanya'da olduğumuz için değil mi? Hadi koçum hadi. En çabuk biten turnuvalar da Batanya'da oluyor genelde. Yani Batanya üzerinde yapsan daha mantıklı. Bitir artık sen.
Oo, fake'lere bu şey. Beni kimse yenemez bu arada çift elde botlarda. 3 kişi gelsinler. Aynı anda vurmadıkları sürece ölmem. Gel 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 gel. Yerden çift elisini alabilirsin. Aa, bunda harbi şey var değil mi çift elisi? Ama oku çekti son anda, o yüzden oku düştü yere. Salak ya. Şunu öldüreyim. Tek çift elini vurmayacağım. Hadi aslanım, hadi aslanım. Boy yetmedi fırk. Harbi la. Vah, oğlum blok tutamadım lan boyundan dolayı. Gördünüz mü? Üstümden geçti. Çok iyi. Atın. Oo, bu X yapınca şey oluyordu eskiden. Oluyor mu bunda hala? Olmuyormuş. Fırlatmayı mı diyorsun? Yo, tutuşunu değiştiriyordu baltanın. Varbant'ta oluyordu da bunda yok herhalde. Fırlatma baltasını X'e basarsan normal balta olarak eline alıyor aynen. Bu normal büyük bir balta olduğu için olmuyor bunda. Normalde işte varbant'ta oluyordu. O herhalde ben uzun baltada oluyor mu? Okey tamam. Uzun baltada olmuyor, kısa da olmuyor. Oğlum öldün öldün. Bana karşı duramazsın duramazsın. İmkanı yok. Vuramazsın. İyi, namımızı alıyoruz yavaş yavaş. Şu ne kadara satabiliyoruz o zaman şunu ya? Ne amınem. Daha yüksek binek hareket hızı mesela, at hızını arttırıyor eğer oraya takarsan. Takalım bence ya. Sancak görünümü oluyor, güzel oluyor yani görünüş olarak da. Bunları bu arada para etmiyor, erite de bilirsin onları. Yani eritip demire de çevirebiliyorsun. O sattığın. Ha, ha o da olabilir. Öyle şey yapabilirim. Demircilikte erit diyorsun değil mi? Aynen. Ama sen demirciliğe yanaşmak istemiyorsun. Çok yanaşma boşuna. Ana niye bu kadar benim şeyim oldu? Ağırlığım oldu. Yani bir tepsini tıklasın mı yukarıdan? Başka bir şeyin var mı? Yok tamam. Allah Allah. Ne bu kadar ağırlık yapıyor lan? Demir cevheri ya kesin. Demir cevheri evet, yapıyordur. Evet. Onun ağırlığı varmış ama. Ah. Şunlara bir yardımcı olayım. Bir arkadaş olayım biriyle ya. Şefim görev mörev var mı? Ver yapayım. Namus şefim. Kaç oldu? Bakayım. Klan'a tıkla bir önce. Alttan yine klan'ın kısmına tıklayacaksın sekmeye. Heh. Sağ üstte yazar. Üstüne gel. 29.50. Yani. Hallederiz yaradayız. Ordu lideriyle konuş. 7 tane turnuvaya seviye atıyorum. At least until I find out who you are. Oho. Anyway. Lady'me bak lan. Oy 21 yaşında çok iyi özellikler ha. Oğlum vallahi aşık oldum. Ordusu mordusu da var. Katalogun kızı yakışır hocam bize. Gerçi o da olabilir. Bir konuşalım. Benim adım Sinek Harun hanımefendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Ben en eski soylularından biri olan Fendergin'den Ladalogual. Ladalogual. Savaşmak istediğim bir şey var. Aha. Ah. Benim için görev var mı? Görev de vermiyor. Görüşmek üzere efendim ya. Kendinize iyi bakın. Tanışmak istediğimizi niye söyleyemedik? Kimsin oğlum? Seni ben öldürürüm ha. Ben Fenden Prindor. Kahramanlarından birinin kafatasını kadeh koleksiyonu. Ne diyor lan? Sabahtan beri sizi tokatlıyorlar amına koyayım. Artık gitmeyeyim. Siktirin gidin. Sevmedim bu arada görevde bunu. İlerlemek istiyorsan bana Pendragon Savaşı hakkında bilgi verir misin kısmını yapman gerekiyor. Ama yine onları diyeceğim. Ama aynen, birkaç tane lorda mı demem gerekiyor? Yani belli krallıkların başlarındaki insanlar cevaplıyor onları bir tek. 10 tane lordla konuşursan o görevi bitiriyorsun. Dünü bak orman halkı, orman halkı. Kurt bosslar hocam bizimkisi. Aha. İkinci düşmana gerek. Savaşa girdiler. Oğlum bu da mı orman halkı acaba? Şöyle o bağımsız klanlıkları, krallıkları, klanları, krallıklar şey ücretli askerlik olarak alabiliyorlar. Askerlik olarak. Dönemsel olarak girip çıkıyorlar sürekli krallıklara. Değdime bak ya benim hanımımı görüyorsunuz mu hanımımı? Yenge o mu? Dur daha belli değil daha adaylarımızı göreceğiz. Atımız var, kılıcımız var, şeyimiz var. Avrat lazım bize. Tümlekçi. Oğlum bir tane düşman yok mu şurada kırklık ya? Aleykümselam kardeş. Kırklık var mı? Gireyim lan şunlara. Onlara girersen Blinda'yı düşman olarak belirlerler. Ama bence bir krallığı düşman olarak da belirleyebilirsin ya. Evet ya şimdi bize düşman belirleyecekler. Sıçacaklar ağzıma bir yerde beni. Barışmak kolay ya. Para ediyor sadece barışmak için. Ağzıma sıçacaklar ondan sonra.
Bizim kurduğumuz modlar olsaydı askerlerini direkt eğiterek arenada level atlatırdık ve çok daha rahat skillerdi. Ama modlar nasıl yok, ben onu anlamadım ya. Ben de anlamadım, daha dün kurduk değil mi biz? Dün kurduk resmen. Hiçbir şey de yapmadım, bilgisayarda oynadım, hiçbir şey olmadı. Abi sevdiğimiz kadını kocasını öldürüp elde etmeyecek iş. O yüzden daha bulamadım adayımı. Benim baba kralın falan eşi lazım bana. Kralın eşini bir şekilde halledeceğim, kralı öldürüp. Sen kimsin lan? Bu kim? Amına koyduğumun kurt postlusu ya. Yok mu şunlardan bir gırklık? Benim hatırladığım kadarıyla gizli el klanı biraz az oluyordu sayıca. Çok yüksek olmuyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama zaten 7 tane turnuva yapsan atlıyorsun seviyeye. 7 turnuvayı atlıyorsun aslında. Atlıyor musun şu an? 7 tane turnuva, yani her turnuva 3 nam veriyor kazanırsan. 7 tane turnuvaya girersen 21 namla atlıyorsun. Marunat. Marunat'a gidelim. İkisi de batan yaşaydı. İkisi de batan yaşaydı. Yan yanalar aynen. İkisine de girersin. Nerede? Aynen. Marunat ve Seonon yan yanalar. Aynen. Evet. Tertemiz. 2 tane turnuvayı buradan koyduk. Kalır 5. Bir de batanya turnuvaları çift el. Tam bizim klasman. Aynen. Hızlı hızlı bitiyor ya bir de. Bir de o şey iyiydi. 120k verdi ya. Şey 12k verdi ya. At. O ne biliyor musun? Turnuvaya giren ne kadar lord varsa, bak şurada yazar yukarıda. Ne kadar lord varsa o kadar değerli şey veriyor. Mesela burası şu an bir tek Fenegan var. Aynen. Bir tek Fenegan var lordlardan. O yüzden çok bir şey vermeyecek. İyi. İlk başta kalabalık olması güzel oluyor. Hemen bitiyor. Ok sıkma bak, ok sıkma. Alırım çiftlerini bak. Alırım çiftlerini bak. Yedek bile yok. Hop. Lady'm yapmayın. Lady'm. Kız kardeşler müridi o ya, paralı. Lady'm. Sizi öldürmek istemiyorum, uzaklaşın. Kaşar. Orospu sıkıştırdı beni. Orospu! 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 Her türlü tur atladın ama. Tur atladın ama her türlü. Son ikiye kalman tur atlatıyor seni. 4 kişilik savaşlarda. Ya, lady'm dersin herhalde. Ben bu kadın... gittim mi? Atladın mı? Yok tur atladın. 4 kişilik turnuvalarda 2'ye kalırsan son 2'yi, ikisini birden atlıyor. Ha iyi o zaman ha. Demek ki arkadaşlar neymiş? Yok kadın. Acımak bir kusattan sonra o lady benim karşıma çıkacak. İzleyin. Yok çıkmadı. Sıkıntı yok. Tamam bu da öldü. Lady dersin gelir kellene kılıç yersin ya kardeşim. Bir daha olmayacak. Yanındaki adam olmasaydı? Yanındaki adam da bu arada araya aldılar beni direkt. Evet. Bomalık. Aman. Üç ne kadar acaba? O tahmini 1600 dinar falandır. 700'müş falan daha kötü. Sat gitsin. Çık şimdi buradan. Bir de nereye gidecektik? Seanon yanında hemen. Solunda bak Seanon. Hadi baba hızlı. Sardı sarıyor. 8 saat mi oldu? Ne 8 saat? Az siktir lan! Saat 3.30. Bu oyunda çok su gibi akıyor zaman ya. 3.30 ne ara oldu oğlum? Bak şimdi izle. Ya ölme şansım. Balta bizim boydan fazla yalnız onu. Evet. Nereden o lady? Fucking bitch. Abi beni araya aldılar. Morbat tekniği geç arkalarından. Ne
Gelecektim ha. Ulan patlayacaktık. İyi, çift elimi verdi. Bu saatten sonra ciddili sinek gibi bir şeyiz oğlum. Adamın lakabı zaten. Sinek Harun buralardan geliyor. Ara sinek. Hepsi karakter gelişimi. Aynen öyle. Tamam, dam 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 dam. Bu kadar. Helal olsun emmioğlu. Burayı da yeriz. Sıra sende Akıncı. Sıra sende. Köksal baba gibiyim şu an ya. Lan Richard. Adam da boy var. Adama tek attık lan direk. Güzel. Buradan da bunu alalım. Ticarete girelim. Bu ne işe yarıyormuş? Daha az menzilli hasarı almak. Bence bu daha mantıklı. Evet. Bunu da satarız. Mesela şuna aynen. Katır bize neye yarıyordu? Katır Şeyi arttırır. Şeyi arttırıyor. Kaçma kapasitesini arttırır. Aynen. Biraz katır alıyorum o zaman. Hatta bence katırı fullleyeyim. Oradan şey alayım. Yük beygiri de o da yük. O da şey arttırır kapasiteyi. Tamam, bu oyunda şöyle alalım. Bir denge var. Asker sayın kadar at olması lazım. Fazla olursa sürü cezası yiyorsun ilk hız. Okay, bir de katır ve yük beygiri dengesiyle normal binek atı dengesini eşit tutman gerekiyor ki hızın daha iyi olsun. Tamam, şöyle yaparsam o zaman iyi. Beygir ne işe yarıyor? Aynen. Beygir de binek atı, o da yük taşımaz. Tamam. O zaman şu üçü iyi bizim için şöyle değil mi? Aynen, iyi böyle. Şöyle iyi. Zaten 5.3 koşuyoruz şu an, kötü değil. Asker alayım mı? Alalım bir tane. Çıktım. Şu an yavaş yavaş gelişiyoruz babacım. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Ellam. Şu bakalım bir aşağılara doğru. Biri çıksa karşıma. Ah bir biri çıksa. Ah şöyle bir 30-40 kişilik biri çıksa. Karakterin level 60 sanırım. Aha, ona baktım şimdi. Çift elli balta hayır. Çift elli silahlarla %3 savurmazı forması piyadası. Savurmazı daha mantıklı gibi. Şurayı alacağım ben ya. Odak puanın da var. İstersen vekile ver şey için. Adresin de olur. Berek kanka vekile. Böyle bir o dolaşalım. Erzak şeyini de kontrol et kanka. Ki asker sayın kolay artsın. Erzak çeşitliliği vardı ya. Ha tamam. Okey, onu şuradan gidip erzak çeşitliği alalım. Her erzaktan olur senin de. İyi, vekil daha hızlı artıyor, XP kazanıyor. Gel buraya, amana koydum. Gel buraya, kaçma! We're just armless travelers. Teslim oluyor değil, hadi lan, gel. I'm taking command. I'm taking command. Aslanlar. Şehir içinde ha? Gelin after benimle me. Bakayım. Gelin benimle. Oğlum beni takip edin. Gel buraya bakayım. Move. Hold. Hold. Sıkmayın amına koyduklarım. Ona dur diyebiliyorsun. F4 yaparsan taşki atış kesiyor. Evet, sıksınlar. Ben de okçuluk kasayım böyle. Tepeler gelemeden öldü zaten ya. Taş atma şerefsiz. Harus Kazım! Yusuf hoş geldin, ne yaptın koçum? Tamam, şimdi biz nereye gidiyoruz? Ben bir yere gidiyordum bir şey yapmaya, çeşitlilik. Buradan bir çeşitlik alalım. Abi aboneliğin 4. ay oldu. Gevrek Simit hoş geldin. Abi God of War Valhalla oynayacak mısın? Alperen oynayacağım. Muhammed. Abi Alev'in közü müdür nedir? Öyle bir klan var. Çapulcudan farksız. Sik onları. Tamam. Alev'in közü mü ne varmış? Onu sikecekmişiz. Dentist. Alev'in közleri, evet. Klan var öyle bir klan. Arayı buluruz. Sıkıntı yok. Onları sikelim. Şimdi babacım bu adamlara bir T-bone. Yanına bir şöyle güzelinden bir şey keçi peyniri. Üstüne şöyle bir manda yağı. Tamam mı? Yanına zeytin, üzümü koydum. Biraz da bira. Biraz da hurmayı yedi mi baba? Üstüne ben de ekmeğini yapıp tahıllı koydum mu? Halil İbrahim sofrası. Balık bir kalmış. Ben bu adamlara daha ne yapayım? Balık nerede? Balık bir kalmış. Yukarıda o da ya. En yukarıda. Hah. Bir de balık. Tamam.
Tamam. Hatta ben sizin için hepsini onluyum. Aynen. Bende de öyle takıntılar var. Et nerede et? Et 12. Siklet et 12 kalsın. Üzüm nerede? Zeytin, bira, hurma, Medine hurması ha. 10, 11 tamam. Buraya 3000 ne lan? Battık sanki ya. Bu arada bu oyunda kamerayı... Oynadıktan 2 saat sonra kamerayı değiştirmek aklıma geldi. Bu oyunda kamerayı Johnny... Böyle yapalım o zaman. Oyun bitti, kameranın yerine karar verdik. Bitti diyelim. Tamam, şimdi buradan çık. Şu an çeşitliğimizi yaptık. J, J değil P. P dedim. Geliştirmede batalyan savaşçısını geliştirdim. Öde parasını. Potamus köyleri. Şimdik son savaş. Amana kodumun klanlar küçük, Alevin tarafsız. Alev'in közleri. Közlerden Camnon. Gel buraya. Çakal oğlu çakal senin. Neredesin lan sen? İmparatorluk. Diğerlerine bak, daha yakını var mı? Ben yakınlarını söyleyeceğim sana. Diğerlerine bak bir. Montos. Bu nerede? Montos'ta. O da değil. Avasinton. Hepsi imparatorlukta bunların. İmparatorluk topraklarına gitmen gerekiyor yani. Tamam. Avasinton. Neredesin koçum? Avasinton. Umbrella'nın orada. Yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Umbrella yazıyor solda, onun orada. Lan baba, orada bir tanesini bir tokatlasam. Abi tabii ya. Senden fazla kişi olacağı için direkt böyle bir 10-20 nam arası alacağım. Yüksek bir level. Şimdi onları yerim ben ya. Ne geldi bana şu an? Bir şey o geldi. Sol altta bekillik geldi tabii. XP veriyor ya şeyden. Yemek tutumlu. Birlik ücretin eksi asker alma. Maliyeti ucuz. Birliklerinde %10 erz. Bence bu. Erzak tüketimi daha mantıklı. Aynen öyle. Parayı hallederiz. Parayı her türlü çözeriz. Ne oldu? Garnizan olayına beni karıştırmadı. Ah, korktum lan adam geldi diye. Niye lan? Sesim birden patladı. Garnizon ne? Ya Tukan abi de ben de hani ekonomiyi düzelt demişti. Ben bir garnizon sınırlandırma yapmıştım. Oradan sonra ağzıma sıçtı benim de. Oğlum chat, ben mi yanlış duydum? Orada bir ses patlayınca bir korktum lan. Sarıyor efsane oyun. Güzel güzel ya. Bu zaten gece oyunumuz. Oğlum, ne oldu lan? Evet, patladı. Ben orada doğru info vermiştim arkadaşlar. Yanlış yük oldu Tukan abi. Şimdi... Aha, közlerden Abigos. 179 diye. 79, tamam. Siktir et bunu kanka. Hepsi piyade ama. Siktir et kanka sen. 7 tane çuval. Igos, Migos, siker bizi şimdi bunlara manakoyuk. Neydi bu, Abigos muydu bu? Evet, bu Abigos. Camnon sen neredesin? Çaykant. Çaykant'ta, bu kuzey itti hemen sağ tarafta. Yukarıda yani. Sen haritayı biraz, yani default'unu tutmuyorsun, haritayı biraz değiştiriyorsun. Çaykant'a doğru git işte. Save alıp dalmam, yoy. Bak, piyadeleri yaklaştırmasan Mert, okçuların dizsen, sen piyadelerle uğraşsan, okçuların işi bıraktı. Abim az oldukları için salın. Gel. Gel buraya lan! Oy. Yok sorry. Ya 79'da alır gibi ama yalnız. Taleplerimi bildirmeye geldim. Tek bir şans veriyorum. Teslim ol ya da öl. Siktim seni oğlum. Listen up! Şimdik. Şey mi alsaydık ya? Aldım aldım. Şimdik okçular. Aslanlar. Size çok ihtiyacım var. Direkt F1 ile yerleştir ya, hiç öyle çekme, düzenleri bozuluyor. Aynen. Mesela askerlere, okçulara dağınık formasyon verebilirsin. F2, F3 oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Ben bir sikim anlamadım şu an dediklerinden. Dur, şurayı şöyle dizeceğim abi, okçuları. Bunlar okçularım mı? 11 tane okçular var. Okçulardır. Tamam. Piyadeler, siz de şöyle aslanlar. Hatta şöyle. Hatta bir şey diyeyim mi? Şöyle. Tamam mı? Okçular. Aynen, tam karşından gelirler. Siz de şöyle. Siz de biraz şöyle. Okçuları ikiye bölüp bir kısmını sola bir kısmını sağa koyarsan adamları da bölmüş olursun aslında. Mesela 5'e 6 aynı. O mesela 5'e bas şimdi, onu da oraya diz. Aynen öyle. 5 okçu orada, 6 okçu orada oldu. Ben neyim? Şu ben miyim? Tamam. Bowman. Onlara ananı sikeyim, atlı geliyor. Bir tane atlısı vardı ya. Yanlış hatırlıyorum. Oha yo, 7 tane atlısı varmış. Bir tane. Yo ne dedi? 11 tane atlısı var. Nasıl ya? Lordları falan da galiba. Atlılar nereden geldi? Yazmıyor da lan onlar. Sağdan geliyor. Oğlum bunların çok her yerden geliyorlar. Mert, atlıları kesersen savaş sende. Hadi. Bowman. Gel ok. Gelin aslanlarım. Okçularıma gidiyoruz gece. Atlı okçu mu? Atlı okçu, evet atlı okçu. Uzaktan vuracaklar mecbur. Tutturamaz bunlar ya. Ananın adamlar geldi. Ay, baya yakın geldiler. Okçularıma dalıyor. Ya iki atlı okçuları bir şey yapamaz ya. Bunlar alır o atlıları. Sen bence piyadelere odaklan. Adam! Eyvah. Bir kalmanın yanında fırın kaçmaktır. Oldu kalmadı kanka, teyvesen. O
Alev düello. Birebir gelin. Birebir gelin. Oğlum birebir gelin, hepinizi öldürürüm sıra sıra. Kayıtlaya kayıtlaya keseceğiz. Aslında var ya, asker savaşa giren asker limitini kıssan sen hepsini evet, alırsın da. Evet, hepsini alırım. Ama o da bug abuse gibi bir şey oluyor işte. İster misin bilmiyorum. Öyle de olmaz ya, zeki çıkmaz. Beyler, ağalar, anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Ben bu filmi bir yerden hatırlıyorum. Biz isim yaklaşalım. Ha, bıraktılar lan. Bug'da kaldı. Saldılar ben. Vallahi bug'da kaldı. Allah'ım. Allah'ım. Sinek ağrından korkarsınız böyle işte. Hadi Allah'ım. Bakayım. Vallahi öldürürüm hepsini. Bug'a sok. Okun yok kanka. Altı ok sana bir çek okun ne yapacağım. Aman abim okum yok. Yaklaştığın anda bug biter herhalde yüksek ihtimal. Atlılara bari oraya dönüş. Son okum. Sekiz hasar. Üf. Delikanlı gibi teslim mi olduk? Kardeşim için lan! Kaçmayın! Aa bak bozulmadı lan. Kaçmayın ben dedim. Kaçmayın! Tek kaçın aldık siktirin gibi. Gidin amına koyduklarım. Oğlum niye saldırmıyorlar lan? Bence de görmüyor olabilirler bu arada. Yine en garip baklar bizi buldu ya. Hadi lan. Bu savaşı böyle kazanırsan bir gülerim bak. Amına 50 kişinin önüne 2 kişiden dayak yeme ver ne olur. Sabaha kadar buradayız, orduyu kesene kadar. Çok garip. İlk defa böyle bir bug'la karşılaşıyorum. Oğlum yine bir oyun, yine bir bug. Yine bir Mert Yılmaz sakası. Tüm bug'lar bize oldu ya harbiden ya. Bütün orduyu böyle kessem müthiş olur ya. Kalkanları alsan geri kalanlar kolay bence. Alev'in közleri sinek diye doğru çıktı, haklı çıktı. Oğlum, blok tutma da öldüreyim amına kodumu şakalları. Ah! Atlılar ne yapıyor kanka? Kanka bir çözemedim buradan. Ok mok yok mu amına koyayım, bir ok versene. Adamın sırtındakini almaya çalışıyor. Bak o daha iyi vuruyor olabilir lan. Sen ikini bırakmaydın keşke. Bunun boyu da kısa, kılıcın yakına girmen gerekiyor bir tık. 13 vuruyor bu. Ön artık, ön artık, ön artık, ön! Ver abi onu bana. Durun, 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 durun. Beyler bir durun. Şunu alayım oradan, devam edin. Tamam. Beyim. Eyvah. Beyim amınıza koyarım. Ne oluyor lan, bunlar bir kıpraşmaya başladı. Adamlar talim yapıyor.
Q'yu da vuruyor ha. Neymiş lan böyle? Bu iyi vuruyormuş. 80-80 vuruyor. Atı da götürdü aradan. Ne olur pes edin artık. Yalnız hepsini öldürüp son kalan adam ölürsen çok çok komik olur. Bunları ne acaba bir arada tutan şey ya? Kardeşlik bağlarım amına koyayım. Bu ne böyle? Köz bitmiş. Köz bitmiş. Oğlum bloklamasanız da öldürsem bari ya. Yukarıdan vurmak en güzeli gibi ya. İyi vuruyor oynayınca. Abi yukarıdan vurmak iyi de yukarı çok blokluyorlar. Seviye atladı öyle. Orada seviye atladık. Ama biz kaydı aldık sikiş vaktiydi arkadaşlar. Bunun olacağı belliydi ya. Yani baba ben boşta mı kayıt alıyorum? Mert ben keserim dedi mi dedi. Atlar da bir bunlara vuruyor ha. Senin sancak rengi de kırmızı ya kanka. Araya karıştın bence ya. Hayır! Hayır, 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 hayır! Piyadeleri bitir önce. Ya canımız biraz daha olsa daha umut verici olacak da canımız çok az. Şaka maka kazanacağız galiba ya. De bunlar kolay gibi de atlılar bir tek problem çıkaracak. En son. Belki kaçar la. Ok sıkma, amına kodumun ok sıkma. Sancağı da dikmişler önüne. Atlılar taraf değiştirmiş galiba. Oğlum alıyoruz mu lan? Yani kaldı bir 30 falan. Neyi almaya çalışıyorsun? Cita gibi bir şey varsa ok mok atlara sıkacağım burada hazır atlar gelemiyorken de. İşte bunların hepsi range değil yani. Atlı vurmaya başladı. Atlı akıllandı. Atlıya bir koysam şurada. Aha, bir eksi bir atlı. Atları güzel. Geldikçe indirmem lazım ya. Aynen. Oğlum alıyoruz ha chat. Çok epik bir an olur ya kazanırsak. Amına kodum sıkma. Eyvah, ok yedik. Bu şey daha kötü oldu. Bir tane adam öldürüyorsa psikolojik. Evet işte ya. En sonuncu adam Mert'i öldürürse çok değişik olacak. Öyle olacak muhtemelen ya. Değil mi? Canın çok az. Bir de kalkan malkan da yok ya. Bir tane yesen öleceksin gibi. Bence bunları sancak blokluyor ya. O yüzden gelemiyorlar. Oğlum bir durun da şunları öldür. Atları öldüreyim durun. Bunlara denersen bunlar saldırır gibi geliyor bana. Bayağı erittik la. At, at ah, bana biraz bir daha canımız olsa. Bence ata bin, ata binersem şu an bunlar ayaklanır. Uyuyan diye uyandırmamak lazım. Oğlum bir durun. Adam tek başına 50 kişi kesti. Korkun artık ya. Kaçın. Hadi lan. Bu atlar piyade öldüğü gibi gelecek. Aha. Eksi bir. Dur atları bekliyorum bilerek. Bakın burası çok önemli. Hadi atlı gel. Çok iyi. Aha. Hadi be. Önüne geçti. Aha. 4 canı kaldı lan. Bitti. Aha bir tane daha.
Ben yine son adam ölecek ya. Ya fena gelirdim ben. Vallahi ben de gelirdim. Allah'ım sen çok büyüksün yarabbim. Sen bana bu dini aldırırsan ben de bu diyara hükmederim yarabbim. Yarabbi! Ne kadar onun gazabı. Allah'ım! Bir tane mi kaldı atlı? Bir tane kaldı galiba. Ya kesin atla çarpıp öldürecek beni. Bir atlıyla bir veya bir atarız ya. O sonra kalsa da olmaz. Kanka hiç belli olmaz. Çarptı an ölebilirim. Abi atlıya vuracağım diye de hastalıyım. Ay çok kritik zamanlar. Aha. Güzel demeçiydi o. Lan son 5 kişi kaldı artık. Korku filmi izlerken izliyorum. Çok gergin. Değil işte. Kaldı 4. Hadi. 3. Aa 3. 2. Geliyor atlı geliyor. Ona takılsana. Ne olur ona takıl. Aa takıldı. Orospu çocuğu. Ay. Hadi. Ay. At çekil oradan. At çekil. Allah'ım! Gideceğim. Bırak lan şu kalkanı! Oğlum vurma bak! Evet! Oo! İşte... İşte bu! Easy yazamıyoruz mu amına? Oğlum kaç nam? 20 nam! 65 kişi kesmişin kanka! Oğlum bunun videosunu kaydedin bir şey yapın. Oo. Amına kodum gel buraya. Gel buraya. 1,5 saat seninle uğraştım. Yavşak ol yavşak. Oha. Soklar. Bunu alsam ne olur böyle? Ağır ağır olursun çok şu an. 34'ten tüksek alamıyorsun 10 tane alabiliyorsun. Alev kız mı? İyi seviyeler kalsın. İyi seviyeler kalsın kötüleri sat. Yani iki tamam. Seviye olanları sat. Hangisi o satacağım? İyi mesela o 4. Şu kıvılcımları sat. Piyadeleri sat. Vigda cemilerini bırak yani sat. Dediğim bırak onları. Sen o 3 seviye onlar. Onlar 3 seviye iyi. 3 seviyeleri iyi para yapar. Tamam ateşi attım. Bir... Ateş atayım mı? Ateş kalsın o 4 seviye oluyor bak. Seviyeleri yazıyor. 2 seviye olanları at. Aynen. Vigda cemilerini at. 2 kalmadı artık. 3'leri atmaya başla yavaş yavaş. Atmadan böyle mi gitse? Gerçi 14 tane ateş var ya. Hepsi, ateş dışında hepsini at ya. Ya böyle gidersen bir alevin közü gelirse alır seni. Yani 15 çok zarar verir mi bilmiyorum. Vermez gibi ya. Hayırlısı. Bir hızlı gidip de. Oha. Onları da al. Battı balık yan gider. Ağır zaten. Yakında şehir var mı? Umbrella olması lazım. Aha. Umbrella'ya git. Allah'ım. Lan sıfır kişi insan var. Allah'ım. Aa! Düşman mı bu? Ben saymadım. Yo yo değil köylü onlar. Alevin közü yok etrafta. Varıyoruz. Yağmacılar saldırabilir. Gidin gidin. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Hadi. Oh. Oh. Handan sat direkt şunları. Şöyle mi yapıyorum? Aynen. 1362 güzel. Ticaret. Şimdi. Bu neymiş? Daha az menzilli saldırası. Bu arada bizim sancağımız hayatımızı kurtardı ha. Evet. Daha az sancak blokları. Bunları sat baba. Güzel olan zırhları al üstüne. Bence satalım şunların hepsini. Burada güzel bir şey yoktur ki. Ya bizim botumuz da sinek olduğu için daha iyi bot olabilir diye dedim de sat ya. Mesela şunlar 4000'liklerden alabilirim istiyorsan. Oy 47 ne oğlum? 47 kapa zırhı. Zaten maksimum 54-55 mi ne oluyor? Tamam iyi o zaman lan. O zaman iyi lan öyleyse. En altta kendi zırhın var. Buradan güzel bir kılıç da. Hepsi tekerli ya bunların. Aynen. Bira. Ha neyse kalsın. Aradan o içmek hakkımız bunları artık ben ya. Ben yanlış hatırlamıyorsam şöyle işaretlediklerimi bir şekilde aynen satmıyordu. Evet. Sonra sinek ağrı yazıyor yukarıda. Oradan sola tıklarsan işaretlerin dışında hepsini satar. Aynen şöyle yaptığım an satacak. Aynen. 14K para alalım. Oy. Asker topla asker. Buradan alayım mı asker? Allah'ım yürüyemeyeceğiz yoksa. 52 kişi olmuş. Bak direkt seviye atlamışız şu an. Salan seviyesi atlamış. Atlamaz mı onu gönderli, böyle bir nandan gönderli sonra silah giriyor mu? Gönderli silah. 3 tane şey gelmiş. Aa save diyorlar. Şu an otomatik save almadı mı? Aa bir daha al save fark etmez. Otomatik almamıştır. Baba şimdi şur. At sırtında gönderli silahlar. Yaya olduğunda gönderli silahlarla. Baba biz süvarilere hasar verelim. Formasyondaki piyadelere, süvarilere karşı artı 10. Gönderli silahlar gerçekten saplama saldırının %30 ihtimalle düşmana devirme şansı. Yönetilen yerleşkide artı 1 milis alımı. Bu ne demek? Aynen. Pasif o. Mesela şu an bir şehir aldığında milisleri var ya onların bazı hazır kuvvetleri. O kuvvetleri her gün artı bir milis veriyor sana yani. O zaman bunu yapayım. Pasif daha iyi şu an evet. Gönderli silahlarla %10 saplama sarı formasyonluk piyade %30 artı 30 silah becerisi.
Gönderli. Ya şu an sen gönderli kullanmayacaksan üsttekiler mantıksız, alttaki yazanlar daha önemli. Lan sen de üsttekiler mantıklı diyeceğiz sandım, üsttekiye bastım direkt. Geri alabiliyor muyum bunu? Ortada bak sıfırla tuşu var aşağıda, bitti ile iptalin arasında. Onu aldığında hepsini sıfırlar, baştan yaparsın. Şimdi biz süvariler yani diyor ki bak, formasyonundaki piyadeleri süvariye karşı artı 10 hasar diyor ya mesela. Aha. Bu piyadelerin de artı skill veriyor yani. Üsttekileri oku, üsttekiler senin becerilerin ama gönderli silah kullanmayacağın için alttakileri okuyup yapabilirsin. Lan biz bunu yaptık. Bunda aynen. Da formasyonlu piyadelere 2 savurma hızı. Bunu da böyle yapalım. Atletizmde... Uy, atletizm iyi gelişmiş. Artı 5 birlik büyüklüğü veriyor mesela. Şu her türlü bence ya. İkna ihtimali. Bu ikna ihtimali şey yani. Aslında lordları aha, kendi kralına çekmek için. Mantık. Üretim enerjisi demircilik yapmayacağın için önemli değil. Bence üstteki daha iyi. Okey. Buraya şöyle diyelim. 3 tane odok puanı gelmiş. 3 tane odok puanı geldi. Güçten de bence artık ya atletizme ya zekaya vereyim. Hangisini versen ya? Yani şu an hem binicilik hem atletizm kastığın için dayanıklılık mantıklı geliyor bana. Bence de öyle yapalım. Oraya öyle ilerleyelim. Odakta da baba bir atletizm odağı, bir binicilik aynen odağı, bir tane de okçuluk odağı. Vekil de olabilir ama o güzel, okçuluk olsun. Ne vekile de sonra veririz sikletle. Ondan sonra başka neyimiz var? Şu anda benim bir ihtiyacım yok. Şimdi bir süre aynen burada bekleyeyim, bir can da olsun biraz. Bir sigara yapayım. İyi param var. Hani kendine zırh olarak güzel bir şeyler alabilirsin. Şöyle 1000'lik, 2000'lik. Bazı demeye çemeni sadece. Parayla şey yap. Yani şu an parayla satın alabilirsin ticaretten. Hani çok pahalı olmayan bir şeyleri. Şimdilik beklemeyi bırakalım. Asker topla diyelim, bir tane alalım yine, ne olur olmaz. Sen yani bunlarla çapulcu saldırmaz sana. Batanya'ya kadar gidersin böyle. Ondan sonra oradan okçu toplarsın. Zaten Batanya'dayız lan. Barunat ayo değilmişiz. Bu bayağı tersindeyiz ha. Aynen. Of şimdi nasıl var ya. Şanlı gidiyorum. Şuan harbi. Ya ben hayatımda böyle bir bak görmedim ya. Oğlum bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şu an az önce yaşadığımız şeyin farkındasınız değil mi? 1v75 attım. Size de diyordum bak, tek başıma hallederim bunu diye. Harbiden 1v75 attım. Of çok iyiydi. Ama sonuncu adam kendine geldi ha. Blok blok vurma tabii falan. Tabii o saldıracaktı bana, kahpe. Kaydet abi, otomatik save alıyordun şu an ya. Sen yine de kaydettin, ne olmaz. Tarihi ana denk geldik. Kesinlikle. Yalnız bir şey diyeceğim. 8 saat oynadım, şöyle bir şey yaşamadım. Uyku düzeninin anasını siktim bir güzel. Amına koydum uyku düzeninin. Tarihe adımız kesin olarak yazıldı. 22 amacı ne lan? Salma lan, ne yapıyorum, benim bir şeyim yok. Askerler sinek. Askerler vız vız. Abi peşimi bırakın abi. Asker topla. Sen al, orada yayı bırakıp eğildin ya kanka. Orada sana saygı duydular bence. Vallahi evet ha. Orada bir eğilince ben acaba... Ya bir şey diyeceğim. Bunu yaşayan başka biri yoktur barda Bannerlord'da ya. Yok harika ya, imkansız ya. Neyse, ölen askerlerimizin mekanı cennet olsun. Onlar kalelerin sayesinde buralara geldi. Kalelerin birilerinden asker al bence. Direkt okçuları topla. Bir sürü. Ha sen bunlar öyle diyorsun. Doğru tamam dur. Kale köylerinden direkt okçuları al, onlar iyi oluyor. Ya ben ezberinden söyleyeyim sen istiyorsan direkt. Almışlar ki aşağıda, ya Clegg beni alsınlar fark etmez, oradan asker alabiliyorsun hala şu an. Közlerden geldi, kaç. Ne arıyorsun burada? Bizi aramaya gelmiş adam. Oğlum harbi peşimize düştü lan. Abi sen doldur, önce doldur. Ölmüş de sanmış olabilirim ben. Muhammed'im. Muhammed'im. Asker toplayalım. Sonra bak yukarıda şey olacak, aşağıda şey olacak. Çevirsen haritayı bir. Utelaim falan olacak aşağıda. Sağ git. Utelaim. Utelaim ve Seordas. Onlarda da okçu var. Ben Tukan abiye okçu haritası yap dedim. Böyle ok işaretleri çizip abi bunları gezersen okçu kasarsın diye. Tertemiz toplayak baba okçuları. Ama acaba hepsi okçu olsa kötü mü olur? Hepsi okçu değil şu an. Sen bayağı bir piyade topladın. Yani bak üstüne getir okunu. Gösterir sana piyade sayını falan. Dur bekle bakayım, toplayak şurayı da. Şu aa, an 29 piyade var. Neredeyse 20'ye 20. Fix Seordas var sağda. Zaten Fulyan orduyu burayla beraber. Asker topla. Oo. Sadece okçular al bence. 60 asker. Bu arada sen yoldaş almadın kendini. O görevlerden biriydi. Sikerim ben yoldaş orada istemiyorum bu oyunda. Sevmiyorum ben yoldaşı ya. Hep orospu çocukluğu yapıyorlar. Gece olduğu için bu arada rahat sen... küfür ediyorum da. Hepsi kahpe bu amına kodumun yoldaşlarının. Bir tane düzgün yoldaş görmedim ben bu ya. Şeyde oyunda. Sen görevi tamamlamak için al, sonra salarsın tekrar ya. Yani görevi tamamlasın amaç. Onu atabiliyor zaten klanlar. Şu an alabiliyor muyum direkt? He gir bir şehre. Seanon'a gidek. Seanon benim kankimdi ya. Geceyi harbi 4.5 ettik. Allah belanızı vermesin. Bannerlord diye bana baskı kurdunuz. Ben 1.5'da yatıyordum lan, ne güzel. Hadi 2.5'da uyumuş olayım ya. Oyunda sarıyor amına koyayım. Bak mesela cerrah Porius'u al mesela. İçeri girmesen de olurdu ya. Baba bir gözüne bakmak istiyorum cerrahın. Alt tuşuna bas, yazar cerrah diye. Bu cerrah değil Mert. Doktorunu yanlış yerde arıyorsun. Aa o değilmiş lan. Aha. Bunda tam bir orospu çocuğu hareketi gelecek bunda. Bu %100 satar beni. Bana kendinizden bahset. Sen de devletin korkunç gücün. Vaa! Namımız ne kadar arttı lan.
plan kuruldu, şu an görev oldu o yüzden. Tamam, şu an oldum mu ben artık? İstemiyorsan salabilirsin tekrar şeyi, yoldaşını. Ben şu an öyle bir yoldaş istemiyorum baba. Ben nasıl kurtuluyorum bunu? Plana gel. Plana gel. Plan var ya aşağıda. Tıkla ona. Yoldaşa gel. Burada bak birliğinden at gibi bir şey olması lazım. Yok orada değil. Mengüçoğulları. Oo, burada birliğinden at olması lazım normalde ya. Sağ üstte birliğinde yazıp bir işaret çıkıyor ya, ona tıklasan konuşma mı oluyor acaba? Baba bunları atabiliyordum şakur şukur. Nasıl atılıyor? Normalde klan sekmesine atılabiliyor olması lazım. Konuşması lazım ya. Konuş bakayım bir, çık buradan. Teruyun kim lan? Klana gel yine yani. Aa, anamızmış. Ha, ölmüş onların hepsi. Mekanı cennet olsun. Konuş, herkes konuş diyor. Konuşarak atabiliyorsun diyor. Şu o zaman baba, hayır hayır, oradan değil bak, şuradan konuşuluyor benim bildiğim. Birlikten de konuşursun evet. Aşağıda bak, konuşma işareti var ha. Artık hizmete ihtiyacım yok. Emekli ayrılmanın vakti geldi ya da gitsen daha ya. Hepsi de gerçi atıyor. Zaman hepimizi yıprattı dostum, emekli ayrılma vakti geldi. Hadi sektir git. Oh. Ya ileride mutlaka lazım olacak zaten. Abi ileride arkadaşlar, düzgün birini alırım, şu an direkt ilk günden yoldaş almayalım ya. Tamam, şu an birliğimizin son durumu nedir babacım? Şu an klanımızı atladık. Şu an bir şehre girip çıkarsan kardeşlerini kurtarma görevi gelecek. Tamam, şu an ilk görevimiz gelecek. Onu hatta ha, burada bence kaydettiğim. Okey. Böyle kaydı durdur diyorum. YouTube'cum görüşürüz. 2,5 saatlik bölüm oldu. Bannerlord'a girişimizi yapmış olduk. Artık geceleri birer saat oynarız.